Siyaset bilimci Onur Erim de stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Güvenlik ve terör uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ sürekli aramızda olurdu ama bu haftaya özel Skype bağlantısıyla aramızda olacak. Ama hazır mı değil mi tam birazdan bağlanacak kendisi ama bunu da not düşelim. Akşam gazetesi yazarı yine Hikmet Genç programımızda oluyor, zirvede oluyor. Sürekli konuklarımızdan bir diğer önemli isim. Ama bu hafta o da olamayacak. İnşallah evet. Önümüzdeki haftaya Sırbistan'da diyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, ziyaretine eşlik ediyor. Haklı mazereti var. Evet. Aslında programın enerjisi doğru. Diyorum ben hem kendisine. Yani müdahale yani hiç eksiksiz. Bak, müdahalelerindendir. Program süreklilik kazanmış enerjisi olduğunu söylüyorum. Evet evet izliyorum. Doğru. Ben bütün siyasi gelişmeleri evet. izliyorum, takip ediyorum. Onsuz nasıl olur bilmiyorum program. Efendim? Onsuz nasıl olur bilmiyorum program. Evet şimdi başlayalım o zaman hemen. Sayın Yaşar Acısalioğlu sizinle başlamak evet. istiyorum. Şimdi Sayın Erdoğan önemli mesajlar verdi Arnavutluk'tan. Hem bu ziyareti değerlendirelim. Önemli, sıcak gelişme olduğu için buradan başlayalım. Daha sonra da Özgür Özel ve Sayın Erdoğan arasındaki gelişmelere geçelim. Evet, yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde de sıkça Balkanlarla ilgili temasları hiç eksilmeden sürüyor. Buna Arnavutluk elbette bir başka önemli noktası. Bugün Balkanların en büyük cami açılışı yapıldı. Onun evet. Temel atma töreninden bugüne geçen süre içerisinde hızlıca tamamlanarak orada önemli dediğiniz gibi mesajlar verildi. Bu tür bütün yurt dışı temaslarında hiç sektirmeden en önemli, öne çıkarttığı husus hep İsrail saldırganlığı oluyor. Evet, orada da bunun altını. Bu son derece önemli çünkü evet. gidilen her yerin aynı zamanda bir medyası var. Aynı zamanda bir kitlesi var. Evet. Ve onların her yüreğine, her zihnine bunun yerleşmesi açısından bu mesaj çok önemli. Keza bunun vurgulandığını biliyoruz. Sonuç itibariyle Arnavutluk'ta bugün ben o ziyaretin izlenimleri yansıyanlar açısından baktığımda yine hiç eksilmeden bölgedeki özellikle yani bizim gönül sınırlarımız, bizim kültür sınırlarımız, inanç sınırlarımız açısından onun içeriğinde olan aslında şöyle bir bakılacak olursa Osmanlı döneminin bir anlamda fikirlerin Anadolu'ya ilişkin birçok stratejik kararların verildiği bir coğrafya olarak görmek gerekir, hatırlamak gerekir. Sonuç itibariyle bir ana vatandır. Ama bugün itibariyle de görülüyor ki bu konuda bölgenin bütün talepleri, bütün bu konudaki özellikle o bağı ayakta tutmak isteyen, halklara nüfuz etmiş olan Türkiye sevgisi devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu kendi döneminde oldukça derinlikli ve pekiştirerek seyretti. Bugün de onun bir anlamda yansımalarını gördük. Her bizim ziyaretimizde de bunlardan bağımsız resmi ziyaretler dışında da bunu hep biliyoruz ve görüyoruz. Bizim gönül coğrafyamızın ötesinde dediğim gibi esas itibariyle Anadolu'nun ayrılmaz bir stratejik niteliği de var. Bizim güvenlik sınırlarımızda, ulusal sınırlarımızda sınırlanmayacak kadar genişlemiştir. Ben bunlara hep bir dalga kıran niteliğinde de görürüm. Balkanlar üzerinde çok oyunlar oynandı. Çok büyük acılar çekildi. Soğuk Savaş sonrası süreçte adına Balkanlaştırma denilen süreç esas itibariyle daha fazla ufalmasına, daha fazla küçülmesine yol açtı. Ama herkesin bir büyük ideali vardı Balkanlar üzerinde. Bu da soykırıma varacak kadar önemli acıların yaşanmasına yol açtı. O açıdan Türkiye her zaman mazlumlar için bir umuttur, bir nefestir. Ve buradan yine verilen mesajlar güçlü Türkiye'nin mesajlarıdır. Eş zamanlı, belki birazdan detaya gireriz ama gireceğiz. Lübnan'da da bir sevk başladı var, oradan var, başvuru evet. yapanlar. Oraya sancaklar ve bayraklar gemilerimiz gitti. Gururumuz savaş gemilerimiz olan, tabii evet, herkesi evet. çok... duygu yüklü sahnelerle bize yansıdı. O açıdan ona birazdan gireriz ama Balkanların bizim için değeri budur. O değer giderek kıymetleniyor her aşamada. Bu da önemli bir nokta. Çünkü biz biliyoruz ki özellikle bu Maastricht zirvesi sonrası Avrupa Birliği özellikle Balkanlara ilişkin Balkanlar adını da silebilmek adına Güneydoğu Avrupa diyerek bakın Balkanlar aslında bir Türkçe isimdir. Kafkas göçmenlerinin bölgeye gelip dağlık ve yüksek
zirveli ve ormanlık sahaları benzettikleri için oraya Balkanlar demiştirler. Onu da silerek aslında tamamen kendi uhdesinde bir tampon niteliğiyle birlikte bir kısmını içine alarak, bir kısmını kontrol ederek böyle bir çaba içinde olmuştu. Ama Türkiye'nin son yıllardaki bu çabaları bunun çok önemli ölçüde zedelenmesine de yol açtı. Durum budur. Durum budur, peki. Evet. Sayın Erim, sizin de kısaca hemen bu Arnavutluk ziyaretine ilişkin Sayın Erdoğan'ın görüşlerinizi alayım. Mesajlar önemli. Aslında söylediği şeyleri bir kez de oradan yinelemiş oldu Sayın Erdoğan. Tabii ki. Şimdi bizim hem tarihi olarak hem de tarihi, kültürel ve kategorik olarak muhakkak sanki Türkiye'nin içerisindeymiş gibi çok yakın ve birlikte hareket etmemiz gereken bir iki coğrafya var. Kıbrıs ve Azerbaycan bunlardan en yakın ve en doğal seçenekler. Bunun dışında Orta Doğu coğrafyasının özellikle bize yakın olan kısmı, tabii Kıbrıs ve Azerbaycan dediğimiz zaman Türk Cumhuriyeti'ne de buna katıyorum. Bir de Balkanlar. Balkanlar bizim dediğim gibi hem tarih hem kültür olarak kendimizden, tarihimizden, kültürümüzden koparamayacağımız coğrafyalar. Şimdi belki birazcık çok fazla makro bir çerçeveden bakıyor olacağım ama şurada herkes hemfikir. Dünya adım adım bir 3. Dünya Savaşı tehlikesine gidiyor. Evet. Umarız böyle bir şey olmaz. Umarız bundan uzak dururuz. Ancak böyle bir tehlikenin olduğunu herkes iyi veya kötü, az veya çok dillendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bu dönemde özellikle bu gezileri yapması ve bu bölgedeki bizim kültürel olarak, tarihi olarak, sosyolojik olarak yakın olan coğrafyalarla bu konuda birliği, dirliği ve aynı görüşü paylaşması çok önemli. Dediğim gibi yani zaten Balkanlar bizim için farklı ve çok uzak bir coğrafya değil. Oradaki yaşayan soydaşlarımız olsun, diğer halklar olsun, bizim uzak, bize uzak insanlar değil. Bence çok önemli bir dönemeçte, çok önemli bir süreçte yapılmış yani ziyaretten. Şimdi dikkat ederseniz şöyle tamamlayayım. Hükümetler çok önemli zamanlarda, devlet başkanları veya çok önemli dönemeçlerde öncelikle kendine en yakın hissettiği yerleri dolaşır. Evet. Çok doğaldır. Bence belki zamanlama birazcık daha erken yapıldı ama bunun programlanması bence bu açıdan çok önemli. Ve sanırım şu ana kadar özellikle biliyorsunuz Macaristan başta bu bölgede bize en yakın olan ülkeler ve halklardan gördüğümüz desteğin ve belki de biraz daha fazlasını veya aynı ölçüsünü Balkanlardaki diğer ülkelerinde görmeye başlayacağız. Çünkü bu coğrafya bizim hepimizin ortak kaderi ve ortak menfaatlerimizin olduğu bir coğrafya. Gayet zamanında, doğru yerinde ve çok önemli bir ziyaret. Umarım sonuçları itibariyle de öyle olur ki Sayın Hocam'ın da söylediği gibi Avrupa'nın galiba değil mi en büyük camisinin temelinin atılıyor olması da buna da ayrıca bir manevi bir nişane katıyor. Çok önemli. Bu bölgenin halkının artık bir arada mümkün olduğu kadar inşallah emperyalist çıkarlardan ari kendi ülkeleri ve kendi bölgesinin menfaatleri için bir gezi önemli bir yer. İnşallah bunun sonuçları da gezi kadar yerinde ve hızlı olur. Evet, şimdi Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu az önce kısaca değindi ama bence sıcak ve taze gelişmeler olması sebebiyle giriş yapalım bu konuya da. Tahliye konuları önemli hakikaten. 2500 Türk vatandaşı tahliye başvurusunda bulunmuştu. Gururumuz olan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'la gerçekleştirilecek bu tahliyeler. Saat 20-21 arası da Mersin'e ilk tahliyenin gerçekleşmesi bekleniyor. Önemli. Neler söylersiniz? Yani ne mutlu ki biz şu anda dünyanın bütün büyük emperyal ve batılı güçlerinin fütursuzca, kayıtsız ve şartsız, hunharca desteğini almış ve gözü dönmüş bir canavar gibi hem komşularına hem bütün dünyaya saldıran bir ülkenin tehdidi altında bir bölgeye kendi gemilerimizle
ve onları koruyan özel timlerimizle gidebiliyoruz. Bu konuda kimseye de bir şey sormuyoruz. Ve ne mutludur ki bu bütün dünyanın, yani şu an Batı'nın, ki dünyanın herhalde toplam hani parasal gücünün ve askeri gücünün %60'ı %70'inden fazlasını arkasına almış bu göz dönmüş canavarın Allah korusun böyle bir şeye sormaya bile hiçbir şekilde gücü yetmiyor. Bu ben biliyorsunuz böyle çok şovanist söylemlerden uzak duran bir insanım. Hani biz işte yaparız, ederiz, asarız, keseriz diyecek değilim ama ne mutludur ki bugün, yani şöyle söyleyeyim size, şimdi Don Hoca bunu daha iyi değerlendirir. Coşkun abi de daha iyi değerlendirir. Bundan 25-30 sene evvel biz Amerika başta en az 3 ülkeden izin almadan ve onlar bize izin vermeden bu tahliyeyi gerçekleştiremezdik. Bu ne demek? Türkiye artık en azından bölgede haklı olduğu özellikle noktalarda kendi göbeğini, bağını kendi kesebilecek durumda İsrail'e karşı bile. Ha, bundan ötesini söylemiyorum çünkü bundan ötesi artık şovanizme girer. Bu gerçek bugünkü. Ne mutlu bize ki böyle bir gücümüz var, böyle bir askeriyemiz var, böyle bir devlet aklımız var ve devletin bu konuda çok iyi çalışan Milli İstihbaratından dış işlerine, oradan askeriyesine bir insan kalitemiz ve insan gücümüz var. Beni çok gururlandırdı. Evet, çok İnşallah, inşallah daha güçleniriz de bunların da ötesinde tabii. İsrail gibi bir ülkeye bile bu zulmine yapabilecek, hakikaten realitede yapabilecek daha büyük kozlarımız olur. Ama ben o günlerinde çok uzak olduğunu düşünenlerden değilim. İnşallah çok daha, benim de tahminimden çok daha yakın zamanda bu refleksimizi gösterebilecek ekonomik, askeri ve konjonktürel nokta. Yani ben şimdi şöyle, dünden daha şey, bir yıl evvelden, 10 yıl evvelden yakınız. 6 ay evvelden daha yakınız, dünden daha da yakınız. Yani hep ivme ileri doğru gidiyor. Umarım bu şekilde gidecektir ve bir gün olacaktır. Umarım benim tahminimden de erken bir zamanda bu olur. Ama zaten tarih bize oraya doğru gittiğimizi gösteriyor. Umut vaat ettiniz. Buradaki olay zaman meselesi, başka bir şey değil. O inşallah çok daha hızlı bir zamanda olur. Ama bizim ayağımızı yere basarak bunları değerlendirmemiz lazım. Evet, Sayın Ali Salihoğlu, sizin de buradaki görüşünüzü almak isterim. Az önce kısaca değindiğiniz ama açalım. Şimdi tabii bence sadece bunu Türkiye yaptı. Sancaktar ve Bayraktar savaş gemisidir. Üniformalı, sonuçta muvazzaf askerimizle, silahlı bir gücümüzle buradaki talep eden, isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleşiyor. Bu aynı zamanda bence bir mesajdır. Bölgeye bir pervasızca yapılan saldırganlığa karşı Türk bayrağı taşıyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki savaş gemilerinin buraya yanaşmış olması. Beyrut Limanı biliyorsunuz korkunç bir patlamayla, yani Beyrut'un içerisinde büyük bir yıkımın yanı sıra kırılmamış, cam bırakmayan bir büyük patlamanın yaşandıktan sonra harabeye dönmüş bir liman orası. Ben geçen yıl Nisan'da Beyrut'taydım. Görme fırsatı da buldum. Hatta onu da anayım. Sevgili Büyükelçimiz Ali Barış Ulusoy bu tahliye sürecinde ekibiyle birlikte hummalı bir çalışma yaptılar. Bunu öğrendik. Ben o zaman da onu görmüştüm. Nedir? Aslında bir failed state'tir Lübnan. Çökmüş bir devlettir. Mekanizması yok, hükümetler kurulamıyor, para akışı yok, banka sistemi çökmüş durumda. Şehrin içerisinde, Beyrut'ta trafik sinyalizasyonunun çalışmadığı, elektrik kısıntılarının sıkça yapıldığı, hatta Sayın Büyükelçi o banka sisteminin çöküşüne ilişkin yaşadıkları zorlukları da anlatmıştı bana. Böyle bir yerde diplomasinin işlemesi, diplomatların görev yapması, büyükelçiliğimizin büyük bir başarı örneği göstermesi de ayrıca takdir edilmeli ve not edilmelidir. Bu süreçte de elçilik, büyükelçilik personelimize, başta büyükelçimizin büyük gayreti olduğunu öğreniyoruz. İşte sizlerin haber bültenlerine yansıyor, medyaya yansıyor. Sürekli orada büyükelçi ekibiyle birlikte ve tuttukları bütün o tutanaklarla, notlarla isteyenlerin hepsi öncelikle çocukların, kadınların ve bakıma muhtaç, sağlık kontrolü
altında olanlara öncelik vererek bu süreç başlamış durumda. Devamında yani yaklaşık 20 bin biraz üstünde Türk vatandaşı Lübnan'da, Beyrut'ta yaşadığını biliyoruz. Onlarla ilgili de aşama aşama bu tahliyeler gerçekleşecek. Duruma göre, savaşın seyrine göre, daha doğrusu İsrail'in saldırganlığının seyrine göre işleyecek. Yani görünen o ki, yani Lübnan'ı ve bunun Suriye uzantılarıyla birlikte, belki onun için jeopolitik yanına birazdan gireriz ama, yani derdi ne İsrail? Lübnan dediğim gibi zaten bu çöküşünde onların oradaki varlığı da çok önemli etken. Yani 70'li yıllara giderseniz Beyrut gözle parmakla gösterilen bir şehirdi. Bu hale gelmesi, yani içeride birkaç yapının adeta bir devlet fonksiyonuna çalışıyor olması, bunu besleyen mekanizmalar. Bugün buradan cesaret bulan İsrail'in saldırganlık, bu ilk değil. Lübnan'a daha önce de kısmi işgallere uğramış. 2006'da büyük bir cephe açmış falan. Dolayısıyla böyle bir noktada Türkiye'nin bölgenin en büyük gücü olduğunu, hatta bölgenin de üstünde bir güç olmaya yönelik emin adımlarla ilerlediğini, bunu görenlerin de hani şu söz gelir hep aklıma. Soldukça sulanmalıdır ama yükseldikçe de budanmalıdır. Bu Türkiye için söylenmiştir ve Churchill'in sözüdür. Türkiye böyle bir fazda. Ama demin sevgili Onur'un da söylediği gibi çok daha fazla güçlenmeye ihtiyacımız var. Bu yetmiyor bize. Çok daha fazla ki bütün mazlumların gözü bizdeyse, en azından yeryüzüne bir hakkın, hukukun, adaletin sağlanması konusunda gücümüzün caydırıcılığını birkaç kat daha arttırarak bu saldırganlıklara karşı durabilelim. O açıdan bunu bildikleri için aslında nefes kanallarını, ana noktalarını kesebilmek için de büyük bir mücadele içinde oldukları çok açık. O yüzden de nihai olarak hedef Türkiye'dir diye gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın, gerek Sayın Devlet Bahçeli'nin sıkça hatırlatmaları var. Siz de programı açarken değindiniz. Bu İsrail kapalı oturumuna ilişkin, muhalefetin İsrail'e bakışına ilişkin onlara gireriz birazdan. Evet. Hatta girelim. Peki. Şimdi öncesinde bir hatırlatalım neler olmuştu sevgili izleyicilerimiz de. Biliyorlardır, takip ediyorlar gelişmeleri kuşkusuz yakından ama tekrarlamakta, yenilemekte fayda var. İşte öncesinde Sayın Erdoğan yeni yasama yılının açılış konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından sırada Türkiye'nin olduğunu söyledi. Bunun üzerine de CHP'den konuyla ilgili kapalı oturum teklifi geldi. Kapalı oturum öncesinde de Sayın Özgür Özel oturumda bildiklerimizi bize anlatıp, havanda su dövüp meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanımızın ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa söylenmeyeni ifşa ederim dedi. Daha sonra da iktidarın İsrail tehdidini öne sürerek yine Sayın Özgür Özel, aslında ekonomideki gidişatın üstü örtülmeye çalışılıyor dedi. Oturumda bildiklerimizin dışında hiçbir şey söylenmedi dedi. Hakikaten ben Özgür Özel'in bu açıklamalarını hayretle dinledim. Yani Özgür Özel böyle bir tehdidin varlığından habersiz mi? Anlamıyor mu, anlamak mı istemiyor? Yani birinden öğrenme ihtiyacı duyduğuna göre dolayısıyla ne sahayı okuyabiliyor, ne okuyor, okumak istemiyor, biliyor da bilmemez diye. Yani bu dört maymun meselesidir aslında, biliyor musunuz Emrah Hanım? Yani duymadım. Görmedim, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de bana ne? Üç demedim, dört dedim bak. Dördüncüsü de bana ne? Evet. Bence o fazla. Asıl o besliyor bu görmemezliği. Hı hı. Ya var tamam da kardeşim, boş verin ya. Yani Suriye'nin kuzeyinde ne oluyor? İsrail denilen yapının işlevi ne? Görevi ne? Buraya montajlanmış ve yaptığı ne? Karakol. Emperyalizmin bir karakolu. İsrail'de herkes askerdir. Cinsiyetinin, yaşının, fonksiyonunun, pozisyonunun bir önemi yoktur. Yani gidin sahadan veri alın. Hep şöyle yansıtılıyor. Bence ona hiç katılmıyorum. Ya Netanyahu, yani o rehin aileleri büyük tepki koyuyor. İçeride bir damar var mı? Var. Onlar birazcık daha işin ruhani yanıyla baktıkları için. İşte askere gitmek istemeyenler vesaire. Onu ayrı tutun. Oradaki baskın karakteri anlatmaya çalışıyorum. Bir karakoldur. İşlevi odur. O açıdan Bunun bir de Mossad'ı var. Öte tarafta bir CIA diye bir yapı var.
Onlar sahadaki bütün tezgahın aslında yürütücüleri değil mi? Yani Özgür Özel bir algı mı yaratmaya çalışıyor? Yani ne yapmaya çalışıyor? Ben de tam anlayabilmiş değilim ama. Yani sonuç itibariyle bunu görmemezlik üzerine kurguladıkları bir yap var. Bunlar bize zahmetli işler. Buraya bizi sokmayın. Mavi Vatan zaten bir masal. Canım yani sınırda DH olacağına PYD olsun daha iyi. Burada bir yapı oluşursa canım yani diyen işte, bir anlayışın yani bunu söylemesi bu, bugüne kadar aslında çok şaşırtıcı değil diyorsunuz. Tezkerelere niye hayır oyu veriyor Cumhuriyet Halk Partisi? Evet. Aslında bütün bunlar bununla bağlantılı. Yani FETÖ denilen yapının aslında bir ayağının Mossad'la ilişkili olduğunu bilmiyor mu? Biz mi anlatalım bunları? Yani öğrenmek mi istiyor? Bütün bunların sahadaki karşılığını bilmek mi istiyor? O zaman hepsinin tek tek anlatılması gerekir. Bildikleri dışında, bildikleri bunu söylendiyse orada. O bildikleri onun mesela PKK'nın siyasi koluyla tezkerelere hayır oyu vermeyi gerektiriyor mu? Öğrendim ama ben burada değilim demektir o. Hadi şimdi haksızlık etmeyelim. Yeni yönetim, Kemal Bey dönemiydi. Tezkerelere hayır oyu verildi. Ama unutmayalım bundan 1-2 ay önce Somali tezkeresine yine hayır oyu verdiler. Evet. Üstelik ben anlayabilmiş değilim gerekçesini. Yani Somali'ye niye gidiyoruz? Aslında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın törendeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bir bölüm var. Türkiye sadece kendi yüz ölçümüyle sınırlı değildir. İlgi alanı, etki alanı, kuşkusuz kurduğu bağlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerine baksınlar, oralardayız. Bunu bile bilmiyorlar ve anlamıyorlar. Bu güzel bir cevap değil mi onlar için? Rozet takmayı biliyorlar. O açıdan şimdi göreceğiz bundan sonrası için Özgür Özel'in İsrail'e ilişkin bu yaklaşımı. Bakın bu bir Doğu Akdeniz odaklı bir saldırganlık. Bu başlamıştır, devreye girmiştir. Mısır'da darbe planlanmıştır. Libya'nın iç karışıklığından medet umulmuştur. Gazze açıklarındaki kaynaklar bile onlar için önemlidir. Bile diyorum çünkü İsrail'in de açıklarında kaynaklar vardı. Kaldı ki o İsrail'in açıklarında kaynaklar da Filistin'in malıdır. Bir de bu terminolojiyi de değiştirmekten yanayım. Filistin burada işgalcidir. Kendi toprağı falan değildir. Hadi kabul ettik de. Lübnan'ın açıkları bütün bu. Burada bir yeni enerji oyunun kurulmasında bu karakol işlevi etkin bir görev alması gerekiyor. Ve dolayısıyla adına Davut Koridoru dedikleri şey Suriye'yi ve Irak'ı da bölerek. Suriye'nin kuzeyinden PKK'nın oldu bittiye getirilerek sürekli aşama aşama ilerlediği ve bir türlü vazgeçmedikleri o yeni bir karakol inşasının süratle devreye girmesi. Onun dışında hatırlayın G20 zirvesinde Hindistan'dan başlayan bir koridor tarifi yapıldı. Türkiye'yi bypass eden. Nasıl olacakmış o? Hint Okyanusu'ndan gelecek, Körfez ülkelerinden karaya çıkacak. Doğrudan İsrail'in yani Filistin'de işgal ettiği topraklardaki İsrail'in Hayfa'sı bir merkez olacak. Ve bu karakol işlevini daha da pekiştirmiş olacak. Bunu yaparken de dayattıkları şey aslında Doğu Akdeniz'in yeni enerji jeopolitiğidir. Bunu da Euro bölgesine Rusya'nın bir alternatif tedarik coğrafyası olarak kendilerince güvenli kılmak istiyorlar. Dayattıkları şey budur. Ama burada bir büyük güç var Türkiye. O yüzden Mavi Vatan'ı bir saldırganlık gibi görüyorlar. O yüzden Türkiye'yi Antalya Körfezi'nden çıkmasını istiyorlar. O yüzden Kıbrıs üzerinde yeniden oldu bittilerle büyük bir yığınak içindeler. Ve daha ötesi Yunanistan'ı Doğu Akdeniz ülkesi gibi yapmaya kalktılar. Nasıl yaptılar? Rodos Girit hattını anakara sayıp oradan deniz yetki alanları anlaşması yaptırtıp darbeden sonra Mısır'la ve İsrail'le ve Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden bunu da yine oyunun bir parçası haline getirmek istediler. Yunanistan bir ada ülkesi değildir, takım adalar ülkesi değildir, bir ana karası olan bir ülkedir. Hiç adaların kıta sahanlığı olur mu? Ama bunu uluslararası hukuku, coğrafi gerçekleri reddederek yapmaya kalktılar. Bütün bunlar niye oluyor? Bunu kim buna en çok, daha doğrusu bu oyunu bozabilecek? Çünkü doğrudan kendine tehdit olarak yansıyor. Kim? Türkiye. Bakın 2020 yılının Ağustos ayında Mossad'ın başındaki Cohen denen adam bir laf etti. Esas tehdit Türkiye'dir dedi. Esas demedi de şöyle oranladı. İsrail'e göre, İsrail için dedi. Türkiye, İran'dan daha büyük tehdittir. Yani bu çok açık.
Son dönemde hatırlayın MIT'in çok başarılı operasyonlarıyla bir yıl Mossad elemanı yakalandı. Yani onların görüntülerini hatırlayın. Niye? Dertleri ne acaba? Ne yapmaya çalışıyorlardı? Yani o açıdan bütün bunlar sahadaki gerçeklik. Yani bilmiyorum Özgür Özel için özel bir konferanslar dizisi mi gerekiyor? Hatta galiba bir yerde okudum. Mavi Vatan'a masal diyen Namık Tan'la görüşmüş. Ona sormuş. O demiş ki İsrail'in böyle bir şeyi yok. Böyle bir niyeti olamaz demiş. O adresten alabileceğiniz cevap budur tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Erim, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Özel'in çıkışlarını? Şimdi yani emperyalizmin uzun vadeye yayılan bir hayali olduğunu biliyoruz değil mi aslında? Artık bunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Ama bugün CHP'nin lideri Özgür Özel'in bu saptamayı yapamadığını görüyoruz. Yani bunu nasıl izah edersiniz hakikaten? Bak, Bluetooth'la olanı açtım. Şimdi ben hani bir ara, belki de uzun bir ara, Türk muhalefetinin, özellikle Kemal Bey'in yani muhalefetin belki de biraz naif bir yaklaşımla bu konuları değerlendiremediğini düşünüyorum. Fakat ben ne Kemal Bey'in aslında zamanında ne de şimdi Özgür Bey'in hep yani birçoğumuza en azından çok doğal ve normal gelen konular hususunda aslında bilgisel olarak ve mantıksal olarak bizden çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Bir kere ben Özgür Bey'in de, Kemal Bey'in de şu ana kadar CHP'de farklı reaksiyonlar verip konulara, özellikle dış politika konularına, hatta kabul edilemez cevaplar verenlerin de konunun gayet farkında olduğuna artık aşağı yukarı eminim. Ve fakat, tabii buradan sonrası biraz şeye giriyor. O zaman ne yapmaya çalışıyor her bu? Her şeyin farkındalar. Bile bile o zaman bu açıklamalar. Evet ama neden? Şimdi bile oraya, o buradan sonrası yoruma giriyor. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Bu söyleyeceğime inanmıyorum bu arada. Kemal Bey zamanında, Özgür Bey şimdi, işte aslında bunlar kötü niyetli insanlar, vatanperver değil. Böyle bir şey ben düşünmüyorum. Düşünmek de istemem, düşünmüyorum da. Ve fakat maalesef Türk siyasinin muhalefeti, özellikle AK Parti iktidarı demeyeceğim, altına özellikle çizeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasal iktidarında gitgide kendine bir çıkış yolu bulamadığı için kendisini salt Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına odaklamış bir muhalefete hapsetti. Bence bu hapislikten çıkamıyor. Yeni bir alan açamıyor. Hatta bu o kadar kötü bir noktaya evrildi ki haddi zatında siyasetle hiçbir alakası olmayacak, bu kadar da büyük başarıyla ciddi bir ivme kazanmış belediye başkanlıklarını bile idare edemiyor. Bu bence kötü muhalefet tarzı belediye başkanlarına da sirayet etti. Belediye başkanlarındaki çoğu başarısız, beceriksiz, çünkü tecrübesiz. Bakıyorsunuz gün geçtikçe her konu bir şekilde siyasete dayandırıyorlar. Ya sen belediye başkanısın, belediyen var, kanun senin yapman gerekenleri belirlemiş, gelirini belirlemiş, giderini belirlemiş. Sen otur belediyeciliği yap, bırak siyaseti. Ama Ekrem İmamoğlu gibi ve aslında her ne kadar ona nazaran masum da gözükmeye çalışsa, Mansur Yavaş gibi belediyelerini bir kenara bırakıp bütün hizmet odaklı olması gereken hareketlerini ulusal siyasete ve Cumhurbaşkanlığına odakladıkları için bu Türk siyasetinin muhalif kısmında uzun zamandır kanayan bir yala ve artık kangren oldu. Çözemiyorlar. Peki çözemeyince ne oluyor? Şimdi Özgür Özel demiyor ama yani en azından şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olmak kolay bir iş değil. Neden değil? Çünkü size her gün bir mikrofon dayatılıyor. Her gün kameranın önüne çıkmak zorunda kalıyorsunuz.
Ve sizin bir şeyler söylemeniz lazım. E sizin şimdiye kadar böyle bir refleksiniz olmamış, iktidardaki 22 yıllık kesinsiz iktidardaki Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı halkı ikna edecek bir siyaset geliştirememişsiniz. E ne yapacaksınız? Böyle absürt absürt şeyler yapıp, absürt sözler söyleyip, ya acaba benim 15 yıldır en az, hadi 10 yıl diyelim en kötü ihtimal, üzerinde tepindiğim anti Erdoğancılık üzerinden daha ne kadar siyaset yapabilirim, daha ne kadar belediye seçimi kazanabilirim, daha kaç tane milletvekilini arttırabilirim ve belki bir gün Cumhurbaşkanlığı kazanabilirim diye tepineceksiniz. Böyle de olunca böyle karşınıza anlam veremediniz. Ben cidden söylüyorum bunu, yani böyle hani böyle siyasi, böyle siyaseten doğru bir cümle söylemek için değil. Ben Kemal Bey'in hiç vatanını, milletini sevmeyen biri olduğunu düşünmüyorum. Özgür Bey'in de düşünmüyorum. Ve fakat... Ama ikisinin de baktığımızda aynı siyaseti izlediğini görüyoruz. Ediyor. Ama bazı konular var. Bir değişim var. Yok aslında CHP'de. Yok tabii ki. Tabii. Bazı diyorum ya işte bu sorunsaldan çıkamıyorlar. Kendilerini anti Erdoğancı bir siyaset üzerine odakladılar ve çıkamıyorlar oradan. Ama öbür tarafta bazı olaylar oluyor. Sadece kendi yaptıkları değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edilemez demeçler veren, şimdi bile bir sürü milletvekili vardı. Genel başkanımız vardı. Onlara da bir şey söyleyeyim. Ya düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu böyle yapıyorsa bu genel başkan, bu olsa olsa bir hainlik vardır. Hayır, hainlik de yok. Hainlik de yok ama başka çıkar yolları yok. Çünkü siyaset üretemiyorlar. Siyaset geliştiremiyorlar. Tayyip Bey'le yani siyasi zeminde çarpışacak bir argüman zaten yok. Ve bu o kadar, onu demeye çalıştım değil mi? Bu o kadar kötü bir noktaya geldi ki artık çok ciddi bir başarıdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son yerel seçimlerde aldığı belediye başkanlıkları. Artık oradaki başarısız, beceriksiz belediye başkanları da başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere diğer belediyelerde bakıyorsunuz. Hepsi onların izinden hemen lup işi siyasi döküyor. Ya belediyenin siyasetle bir alakası yok. Oturun işinizi yapın. Beceremiyorsanız da bırakıp gidin. Dediğim gibi ben daha evvel biraz daha naiftim. Hani bunlar böyle kötü, belki kötü niyetli, işte Kemal Bey, etraf. Yok, kötü niyetli falan değiller. Gayet de eminim en az bizler kadar vatansever, milletinsever. Yani doğru analiz ve saptama mı yapamıyorlar? Siyaset geliştiremiyor. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ama saptamayı yapmadan siyaset nasıl geliştireceksiniz? Saptamayı yapıyorlar. Yapıyor mu? Şöyle, siz... Ama yapamamış Özgür Özel. Siz profesyonel bir sunucusunuz, doğru mu? Televizyon sunucusu mu? Yani... Öyle mi oldu? Yanlış bir... Hiçbir zaman kendimi öyle görmüyorum. Hayır, hep gelişmeye açık tabii. Hayır, o ayrı. Tabii. Ama sonuçta hayatını buradan. Tabii. Sizin parayı kazanmak için veya daha fazla para kazanmak ne yapmanız lazım? Çok daha iyi programlara vesile olmanız lazım. Evet, doğru mu? Evet, evet. Şimdi siyasetçinin de parası oy. Şimdi siyasetçi de daha fazla oy alabilmek için iyi icraatlar yapması lazım. Şunu ikna et, seçmene şunu ikna etmesi lazım. Ey seçmen, sen beni muhalefette bıraktın. Ama bak, bana oy verirsen, siyasetçinin kazancı parası oydur. Sen bana oy verirsen iktidardaki yerine, ben sana daha çok işler yapacağım. Daha güzel işler yapacağım. Ama 22 yıldır Türk muhalefetinin, Türk siyasetinin muhalif, ana muhalefeti bu argümanı yapamadı. Yapamıyor, ikna edemiyor. Peki ne yapacak? Madem bunu yapamıyorum diyor, dediğim gibi çok kötü kangren bir hastalığa yakalandılar. Dediler ki bizi ayakta tutacak tek şey var, anti Erdoğancılık. Ve anti Erdoğancılığın son iki yerel seçimlerde işe yaradığını düşünüyorlar. Ve bunu ulusal siyasete evririz diye düşünüyorlar. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Dolayısıyla bence burada analiz sıkıntısı yok. Kemal Bey de zamanında, şimdi Özgür Bey de gayet olayın farkındalar. Fakat yapamadıkları, buna karşı Sayın Erdoğan'dan milleti, halkı, seçmeni, oy vereni çok daha iyi iş yapacaklarına ikna edebilmek. Bunu edemedikleri sürece de bu gitgide kötüleşiyor. Gitgide böyle garip garip saçma saçma açıklamalar. Ya işin hüsnü hürmetine, işin hüsnü hürmetine orada kapalı bir oturum yapmış. Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturum çok nadir olan bir şey benim hatırladığım. Hele ki böyle bir özellik. Ya buradan çıkınca ilk cümlelerim bu mu olmalı? Bu mu olmalı? Yükselse buraya mı kadar, bu kadar mı düştünüz? Siyasetten söylüyorum. Siyasi argüman açısından. Bu kadar mı sürünüyorsunuz yerlerde? Ayrıca Gazi Meclisi'nin o ağırlığını da hafifletiyor. Evet. Onun bir şeyi var. Yani
yönergesi, yönetmenliği kanunu var. 10 yıl açıklanmayacak. Evet. Hiçbir şekilde milletvekillerinin bir açıklama yapma şeyi yok. İmkanı yok. Yasaklanıyor. Hiçbir kayıt alınamıyor. Önceden ciddi önlemler alınıyor falan. Şimdi o Gazi Meclis'in ağırlığıdır. Beğen beğenme. Sen istedin onu. Senin istediğin şeyleri söylemeleri mi bekliyorsun? İsrail çok iyi çocuktur. Hiçbir şekilde oturduğu yerde durur. Hiç mi sizi rahatsız etmiyor bu saldırganlığı? Hiç mi içinize kurt düşmüyor? Hiç mi PKK ile bağını kurmakta herhangi bir refleks gelişmiyor sizde? FETÖ'nün bir uzantısının orası olduğunu bilmiyor muydunuz? Mossad'la içli dışlı olduğunu bilmiyor muydunuz? Dolayısıyla bütün bunlar bile yetmiyor mu orada? En azından bunları konuştuk. Ne konuştuysak bunları konuştuk. Daha fazla ne istiyorsunuz? Ne konuşulmasını istiyordunuz? Yeni olan ne? Yani yeni olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu artık en üst perdeden ifade etmiş olması. Bunu da her cumhurbaşkanı, her devlet başkanı ortaya koymaz biliyor musunuz? Yani burada bir büyük dayanışmanın gereği olarak. Ha bu şey değil. Şunu net saptayalım. Yani İsrail savaş uçaklarını kaldıracak. Efendim nedir? Doğrudan Türkiye'ye cephe açacak. Yani böyle bir şey yapması zaten mümkün değil. Evet. İşte bunu nasıl anlayalım? Bak, yani asıl... Gerçekten hayret verici. Emran dış cephede Mehmetçiğin bileğini kimse bükemez. Asıl olan iç cephedir. Yıllardır dediğimiz budur. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerinde de o var ya. Vurguladı, evet. O iç cephenin unsuru sizsiniz. O yüzden lazımsınız Türkiye'ye ya. Ya niye bu konuda iktidar muhalefet çekişmesinin tarafı oluyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki biz PKK'yla, FETÖ'yle mücadelede evet. Daha fazla bir büyük adresiz? Çok özür dileyerek. Coşkun Başbu ile bugün bağlantıda bir sorun oldu ama bir şansımı denemek istiyorum. Sayın Başbu, gördük sizi, hoş geldiniz. Sayın Başbu, duyabiliyor musunuz bizi? Sanıyorum. Yok, evet. Sorun. Tamam, evet. Devam edelim Sayın Hacı Salihoğlu. Bir problem var, çözülemiyor sanıyorum. Yani ben bir siyaset üretememe falan meselesi olarak görmüyorum. Yani. Bu çok şey kalır. Tamamen bilinçli mi yapılıyor? CHP operasyon geçirmiş bir parti artık. CHP'nin el salladığı yerler belli. Maalesef böyle bir nokta. Özgür Özel bunu yırtma iradesine sahip mi? Onun da olmadığını gördük. Diyoruz ki yarışın iktidarla. İktidarın sizin takip edeceğiniz konu bu verdiği mücadelede. Yani teröre karşı mücadele veriyoruz ama biz emperyalizmle savaş halindeyiz. Bunu net söyleyelim. Terör örgütlerinin arkasından çekin bakayım bu müttefikliğe geçinenleri. Kaç gün yaşayabilirler? Soldukça suluyorlar, denklemi yeniliyorlar, sahaya sürüyorlar, akıl veriyorlar. Üniformasını üzerine giydiriyorlar. Üzerine bir de üstlük bir tatbikat adını vererek terör provaları da yapıyorlar. Yani Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Kurilla'nın burada yıllardır yaptığı şey bu değil mi? Bütün terör örgütlerini çok iyi tanıyor. Hepsiyle işli dışlı kime nerede hangi meşrulaştırma çabası için gerekliyse sahaya sürüyor. DAEŞ'te bunun bir aparatıydı. Şimdi bütün bunlar buradayken senin söyleyeceğin şey PYD'de bize tehdit midir değil midir bilmiyoruz. Bu S-400'ler niye alındı? Hiç bize kim saldırır ki cümlesi değildir. Mavi Vatan bir saldırganlık olarak algılanıyor. Bunu daha fazla ifade etmeyelim diyen baş danışman gidiyor. Yeni birisi geliyor. Yine aynı kulvarda. Yine aynı benzer cümleyi duyuyoruz. Mavi Vatan bir masaldır. Şimdi bu ne? Bu siyaset üretememenin sonucu. Bu gönüllü bir tercih. Ben de idarecilik yapıyorum. Danışmanlarımız var. Onlar sonuç itibariyle... İç cepheyi böyle dağıtırız benim, ama. Yani böyle tabii böyle evet. Cümleler kuran birinin bir gün yanımda duramaz benim. Benimle aynı noktada değilsin sen kardeşim. Şimdi bu neyi hedef alıyor? İç cepheyi hedef alıyor. Tabii. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi burada. Şunda yarışın. Sonuçta, milli meseleler. Tabii demokrasi tabii. Bir çok önemli. Hizmet yarışıdır. Yöntemlerinizi ortaya koyun. Deyin ki hükümete bu alanlarda tehlike bu. Son 12 yıldır ne yaşadık biz ya? Var mı yeryüzünde bir başka bir örneği bu? Yani bu terör örgütleri ne istiyor Türkiye'de? Arkasında güçlerin derdi ne? Bunu nasıl sen ıskalarsın? Nasıl? Üstelik de grileştiriyorsun bunu zihinleri. Bunları söylerken. Efendim ekonomiyi örtmek için bunu ortaya atıyormuş. İktidar peki böyle bir şey yapıyor olabilir. Peki çok mu becerikten yoksunsunuz? İkisini de birlikte tartışmaktan.
İkisini de ekonomide de iktidarla mücadele yine edeceksen et. Size. Ama çok, şu cümlemi de tamam, söyleyeyim. Et ama sonuç itibariyle İsrail saldırganlığı üzerinden de pozisyonunu al. Bunu dediğin zaman kimi sevindiriyorsun? Yine İsrail mutlu oluyor. Bak diyor, bak orada biri var. Bizimle ilgili gerçekler konuşulduğu zaman bunun gerçek olmadığını söyleyen biri var. Mutlu ettiğin yerler belli. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbu, yeniden iyi akşamlar diyelim size. Hoş geldiniz. Evet, nihayet kavuştuk. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Evet, izleyebildiniz mi, dinleyebildiniz mi? Teknik aksaklıklar. Evet. Bir kısmını dinledim. Evet, peki size de soralım. CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bu İsrail saldırganlığı üzerinden önemli açıklamalar yapıldı. Siz Özgür Özel'in açıklamalarına kuşkusuz vakıfsınız. Yinelemekte fayda görmüyorum. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi İsrail'in saldırganlığı Türkiye üzerine zaten bütün bu planların kurulu olduğu bir saldırganlık. Yani evet. İsrail'in lokal Gazze üzerinden görsek de yine aynı şekilde Gürtlar konusu üzerinden işlemeye kalksak da aslında Sayın Erdoğan'ın, hatta bizlerin her daim ekranda söylediği bir gerçek var. O da İsrail'in hatta aslında İsrail'in yalnız anlıyordur ama bana göre biraz hata yapıyorum. Amerika'da İsrail'le birlikte araya bir sınaş koyarak anmakta fayda var. İsrail ve Amerika'nın bölgedeki niyetleri çok açık. Yani Lübnan İsrail için bir hedef ama Amerika için bir basamak. Amerika Lübnan'a basamak yaparak, İsrail'in sırtından zıplayarak Suriye'ye bu işi taşımanın derdinde. Neden? Çünkü Amerika'nın derdi bu bahsetmiş olduğum süreçte işi Suriye'nin Türkiye'nin kapısına dayamakta ve bu neticeyle de buradaki olası harekat operasyonları, Türkiye'nin bölgede yapacağı o olumlu gelişmeleri ülke adına, bölge adına, Suriye adına engellemek. Elbette sizlerin lehine olan şey yani nitekim Amerika'nın lehine olacak. Dolayısıyla böyle bir süreçte bizim milli birlik beraberliğimiz şart. Zaten Sayın Erdoğan'ın her seferinde vurgulamış olduğu kutu o. Yani iç kale dediği, içteki kale dediği o milli beraberlik şart. Ama bunu da işte siyasette de parti bazında da sağlamam zorundayız. Ve Sayın Erdoğan da zaten hani bu maksatla mecliste bir kapalı oturumun gerçekleşmesini istedi, arzuladı ve bu oturum gerçekleşti ve bunun özelinde de bir takım işte partilerin yaklaşımı ortaya çıktı. Şimdi başından baktığımızda orada mahrem kalması gereken, yani orada devletin mahremi olan konuların bir anda böyle ulota konuşulması veya onun siyasete malzeme yapması o şey değil. İlk etapta tepki buna. Dolayısıyla hani burada ben demden daha çok böyle bir çekince yaşarken başka yerlerden bu tür söylemlerin gelmesi gerçekten hem siyaset hem de kamuoyunu üzdü. Çünkü bu tür konular siyasi tutuklu konulardır ve dediği gibi bir mahremiyet içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu devletin özeli var, devletin kendi içinde bir takım uygulamak zorunda olduğu kamuya kapalı siyaseti var. Bunlar istihbarat bilgileri, bunlar önemli, kıymetli bilgiler. Dolayısıyla bunu ulu orta konuşmak, ulu orta değerlendirmek devletin menfaatlerine zarar verir. Keza benim en baştan beri hep eleştirdiğim husus şu, daha zaten bu konular gündeme gelirken muhalefet kanadından Özgür Özel başta şöyle talebin gelmesini beklerdim ben vatandaş olarak. Memleketi ilgilendiren bu kadar kritik konular varken, sizler de bunu defalarca dillendirirken konu hakkında detaylı bilgi alıp üzerimize düşen neyse bunu fazlasıyla yapmak için hazırız, görüşme talep ediyoruz demesi gerekirdi. Hatta bunu her parti bazında da gerçekleşmesi gerekir. Ama enteresandır, bu talep gelmediğinde böyle eleştirel tarzda bir takım yaklaşımlar. Burada dediğim gibi hem siyasetçi hem siyasetçi hem kamuoyunu, halkı üzdü. Çünkü bu tür konuların şakası yok. Kapıya geldiği an dayandığı tehlike ve tehdit partisine bakmıyor. Ülkeyi tamamını hedef alıyor ve maalesef ülke toplu bir bedel ödemek durumunda kalıyor. Bunun biz çok acısını çektik geçmiş yıllarda. Çok da ağır bedeller ödedik ama
maalesef hala muhalefet kanadında bazı kesimlerde bu hukukun değişmediğini görüyorsunuz. Oysa ki tekrar vurgulamakta fayda var. Bu konular siyaset üstü konular ve hatta mahremiyet olan konular. Yani ben Sayın Erdoğan'ın veya sıralı diğer ilgili makamların bir görüşme talebi geldiği takdirde geri çevireceklerini veya konu hakkında bilgilendirme yapmayacaklarını asla düşünmüyorum. Hatta umduklarından daha fazla samimiyet görüp ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirler ama maksat üzüm yemek olmadığı için mi yoksa işin arkasında başka şeyler mi var? Ben bugüne kadar böyle bir talebin geldiğine şahitlik etmedim. Hatta tam tersi yani dışarıyla bir olup kendi hükümetini dövmeye kalkan, kendi hükümetini örselemeye kalkan bir akıl ve mantık gördüm. Şimdi bu nedenle de çok eleştirildiler galiba şu an yapıldığı gibi. Dolayısıyla bu tür konularda ben biraz daha böyle serin kanlı, biraz daha milli duyarlılıkla hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa kısa vadede kazanacağınız bir şey yok. Sadece ülkeye kaybettirirsiniz, kendiniz de kaybedersiniz. Yani bugün kamuoyunda benim gördüğüm, hissettiğim o bize gelen yani söylemler de aynı bu şekilde. Burada tam tersi siyasetçilere inanılmaz destek olduğu ve muhalefet kanadında bu yönüyle ayrı eleştirildiği yönünde çok sayıda söylem var bizim kulağımıza gelen. Oysa ki burada bana göre bütün partilerin tek yürek, tek sıra dizilip milli konularda muhalefet kalmaz. İktidara her türlü desteği vermeye hazırız. Dolayısıyla iktidarın da her daim yanındayız mesajının verilmesi lazım. Fakat biz bunu göremedik. Özellikle muhalefet kanadının başat partilerinde ki yani Sayın Özgür Özel de zaten bu konuda birinci ana muhalefet partisi konumunda alacağı tavır, vereceği tepkiler diğer partilere de örnek olacaktır diye düşünüyorum. Ama maalesef ben bugüne kadar bu benim çizdiğim tabloda hareket eden bir siyasi anlayış hiç görmedim. İnşallah yanılırım bundan sonra görürüm. Çünkü gerçekten Orta Doğu büyük olaylara gebe. Ve bakın az önce herhalde sevgili Onur'du adım adım yaklaşıyoruz İkinci Dünya Savaşı. Artık onun günlerini yaşıyoruz, konuşuyoruz. Babından bir cümle kurmuştuk. Çok doğru bir değerlendirme. Şimdi böylesi tehlikeli bir süreçte bir de işteki kalede bir bölünme yaşarsak veya işteki kalede böyle bir bütünlük gösteremezsek Allah korusun ülkenin hali çok nice olur diye bir laf var. Çok ciddi sıkıntı yaşar. Bunun doğru yolu bir an önce ortak konularda buluşmak ve tek bir ağızla dışarıya karşı duruş sergilemek. Çünkü dışarıdaki güçler de sana silahlı kanadıyla gücü yetmediğinden veya öyle bir tabloyu yaratamadığından İçteki kaleyi yıkmakla süreç götürmek niyetindeler. Bunu daha önce de çok denediler. Bunun geçmişinde de çok acısını yaşadık. Şimdi aynı yolu ve yöntemi deniyorlar. Ona malzeme almamak lazım. Oraya değirmenler taşımamak lazım. Bunun da yolu dediğim gibi karşının o planladığı oyunları bozarak, onun aksine hareket ederek bir siyasi birlik ve bütünlük göstermek. Bu tabloyu bütün dünya kamuoyuna sunmak. İşte o zaman zaten karşı size yaklaşırken bir adım atıp 10 düşünerek geliyor. Ama sen ona istediği malzemeyi verirsen veya onun istediği tarzda bir duruş sergilersen bu sefer meseleye ve konuya koşarak geliyor. Dolayısıyla ben Özgür Özel'e tavsiyem eğer işte de kazanmak istiyorsa ki bu emin olun kazandırır. Biraz daha partisiyle birlikte meseleye böyle milli duyarlılıkla hatta diğer partileri de yanında sürütecek şekilde iktidarla bir hareket edecek şekilde bir tepki vermesi. Çünkü bu işin gerçekten şakası yok. Milli konular şaka götürmez, su kaldırmaz. İç cepheyi bölen açıklamalar yani değil mi özetle? Çok net. Anlayamadım sesiniz. Kesik kesik geldi. İç cepheyi bölen açıklamalar değil mi diyorum? Çok net. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz niye hep iç cephe, iç cephe diyoruz? Niye biz hep birlik beraberlikten bahsediyoruz? Çünkü yani mantıklı düşünelim. Benim hedefimde eğer bir ülke varsa, o hedefe aldığım ülkenin siyasi iktidarla bir dövüş halindeyken, o ülkeye benle bir muhalefeti de dayak atmaya kalkıyorsa veya işte örselemeye kalkıyorsa, bu benim işime gelir. Bu benim dış güç olarak isteyip de bulamadığım ortamdır. Ve bunun daha da derinleşmesi için her yolu denerim. Evet. Şimdi sen de karşı kanatta olan biri olarak dışarının işine yarayacak bir takım hamlelerde bulunursan, bunu açtığı yara çatlak
dışarının darbesinden daha derin olur. Ve daha etkili, daha da kalıcı yıkımlara sebebiyet verir. O nedenle biz de iç kale, iç kale diyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı'nı niye kazandık? Tek yumruktu, tek yürekti. Muhalefeti, olsun bu hiçbir şey yoktu. Bütün millet 70, o zamanki tabii nüfus 7 milyon. 7 milyon sırt sırta verdi, geceyi gündüze kattı, 7 dövene de diz çöktürdü. Evet. Şimdi bu bölünmüştü. Şimdi yaşarsak 7'de tek dövene bile ülkeyi teslim ederiz, Allah korusun. O nedenle hep ısrarla birlik beraberlik diyoruz. Ama maalesef dediğim gibi karşıdan buna yaklaşan, bununla yani bu konuya destek veren en ufak bir hamle göremiyoruz. Sayın Erim dedi ki, burada tam araya gireceğim izninizle, çok özür dileyerek. Aslında bu durum siyaset üretememelerinden kaynaklanıyor dedi. Sayın elbette. Yaşar Hacı Salihoğlu da buna katılmadığını aslında bile bile, bunun böyle olmadığını bilmelerine rağmen bu tür açıklamalar yapılıyor dedi. Katılır mısınız? Ben her iki hocama da katılırım. Nasıl katılırım? Enteresan bir cümle olacak ama. Onun dediği doğru. Yani siyaset üretemiyorlar. Niye? Çünkü madem o kadar biliyorsun, madem o kadar konuya bakıyorsun, çözümle ve alternatif planla gel. Bu var mı? Yok. Doğrudan bir eleştiri var. Üretemiyorlar. Doğru tez. Yaşar hocama da katılırım. Niye? Çünkü zaten üretse de ülkenin aleyhine olur. Burada amaç uzun yemek değil, bağcı dövmek. Evet. Dolayısıyla burada hem kısır bir akıl hem de kendi ülkesine düşmanlık etmeye çalışan, karşını değirmene su taşımak üzere bir takım kirli işler ve ilişkiler içerisine giren bir muhalefet anlayışı var. Biz bunu geçmişte yaşadık. Terörle mücadelede yaşadık. Yakın zamanda önemli kırılmalarda yaşadık. Örneğin yani bu akıl şu an olsa der mi? Mehmetçik evine dönüyor. Biz bu işlere girmemeliyiz, karışmalıyız, mesafeli durmalıyız. Bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, bize ne Lübnan'dan der mi? Der. Bunu zaten söylüyor. Şimdi bu zaten Amerika'nın ve İsrail'in istediği bir hadise değil mi? Evet. Onlar zaten sen böyle bir tavır ve karar alsan senden önce kutlayacaklar. Şükür Allah'a kurtulduk diye. O zaman senin bu söyleminin arka planında kasti ve ülke aleyhine üretilen bir fikir var, bir taslak var. Şimdi bu ülkenin aleyhine ve zararına, madem iyi niyetlisin, ülkenin lehine olan bir şey üret, o da yok. Niye? Çünkü dediğim gibi dert üzülmemek değil. Ülke aleyhine hareket etmek. Böyle olunca da iki görüşünde sahada bir fiil yaşandığı bir tablo ortaya çıkıyor. İşlerinden hiç yok mudur? Örneğin milli düşünen veya milli hareket etmek isteyen veya kendi partisini genel başkan eleştiren, kardeşim biz neyin peşindeyiz? Memleket burada ciddi bir sınav veriyor. Biz hala odunluğun parası diyoruz. Bırakın bunları, plan üretelim. Alternatif bir teklifle gidelim. Onun üzerine bir fikir tartışması yaşayalım. Ve memleket için hayırlı ve doğru olan neyse onun üzerine yoğunlaşalım, odaklaşalım. Var mı böyle bir tepki? Yok. Niye? Çünkü dediğim gibi üretecek akıl yok. Şimdi olmadığı gibi bir de ülkenin aleyhine olan işleri dinlendirir. Dışarıdan sana sufle edilen cümleleri tekrarlarsan Allah korusun ülkeyi uçuruma götürürsün. Şöyle bir hayal kuralım. Mesela CHP'nin aklına uyaydık biz. Libya'dan geri çekileydik. Suriye ve Irak'taki askerleri de geri çekseydik. Kapıları kapatıp dışarıda kıyamet kopsun hiç önemli değil deseydik. Ya emin olun var ya, o ateş, Lübnan'daki, Gazze'deki ateş şu an tam sınırın dibinde ülkeyi sarmıştı. Biz onu ne kadar uzakta öteler, ne kadar uzakta bu tehlike ve tehdidi karşılarsak o kadar ülkeyi koruruz mantığına yaklaşıyoruz. Diğeri diyor ki hayır kardeşim, kapımızın önünde ateş yansın. Hiç önemli değil demeye getiriyor. Dolayısıyla ben bu aklı kabul etmiyorum. Ben bu mantığı da kabul etmiyorum. Zaten zaman zaman şu an test sonucuyla karşılaşıyoruz ülkenin durumunu gösterme adına. Hükümeti eleştirseniz de dış siyasete desteğiniz nedir dediğinizde oran %95 çıkmıştı. Ben çok hatırlıyorum bu aklı konusunda. Dolayısıyla aslında ülke iç siyasette pahalılık vesaire diğer konularda kaos, tartışma yaşayabilir. Ama konu dış politika olduğunda hükümete özellikle siyasetlere, Cumhur İttifakı'na inanılmaz bir destek var. Yapılan hepsini doğru bulan da bir akıl ve anlayış var. Bunu zaten o bahsettiğim anketlerden hep görüyorsunuz. Artı vatandaşın meseleye bakış açısında da çok rahat yaşıyorsunuz. Yani ben muhalefet kanadına olup eleştiren ama
dış siyaset deyince, hayır kardeşim orada hakkını teslim edelim, doğrusunu yapıyor diyen, ben binlerce, on binlerce muhalefet kanadından insan tanıyorum, kişi tanıyorum. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar bu mantıkla yaklaşmaya çalışın. Bu millet uyanık, bu millet kurnaz, kimin ne yaptığını, ne de durduğunu, amacın ne olduğunu çok iyi kestiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz Sayın Başbuğ, ağzınıza sağlık. Sayın Erim, şimdi İsrail, Gazze, Lübnan, İran hattında yaşananlara aslında kısmen geçtik ama biraz daha detaylandırmak isterim ben. Şimdi bu zulüm, bu soykırım 7 Ekim'de birinci yılını doldurdu. Ne yazık ki Erdoğan'ın mesajı oldu yine. Çok netti. Netanyahu Hitler gibi durdurulacak dedi. Halkların ortak ittifakıyla. Çok önemli bir ifade. Ama durdurulamıyor. Yani tabii durdurulamıyor derken ben İsrail için süper güç, büyük güç, yenilmez güç, gücü atfetmek istemiyorum ama olgulara baktığımızda da durum bu. Hep soruyoruz, sorguluyoruz. Sizler de hep aynı cevabı veriyorsunuz ama tekrar tekrar yinelemekte ve altını kalın kalın çizmekte fayda görüyorum. Neler olacak bölgede? Önümüzdeki günlerde bölgeyi neler bekliyor? Lübnan'dan sonra iş nereye varacak ve nasıl duracak sorusu ortada duruyor. Bu cevaplaması zor. Şöyle söyleyeyim. Bence sonuç belli. Nasıl? Söyleyeyim. Ama o sonuç ne zaman ve nasıl olur onu cevaplamak çok zor. Sonuç belli. Sonuç nedir bence? Maalesef sayısını bilemeyeceğim kadar masum insan, çoluk, çocuk, kadın ölecek. Ve bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Ancak muhakkak bu işin bir gün durmaması zaten hani amiyane tabirle eşyanın tabiatına aykırı. Bu bir gün duracak. Sıkıntım şurada. Halen dünyadaki en büyük sermayeye, teknolojiye ve ekonomik güce ve silah gücüne sahip Batı, yine söylüyorum demin bir ara şey yaptım, fütursuzca, kayıtsız şartsızca, bütün benliğiyle siyasetçileri bu Netanyahu celladının arkasında durmaya devam ediyor. Bakın, Amerikan tarihinin kuvvetle muhtemel yakın zamanda birbirine en yakın iki adayın koştuğu seçimlerden birine gidiyoruz. Normal şartlar altında bu adaylardan her ikisinin de ki Amerika'da birçok batılı ülkede olduğu gibi İsrail'e karşı çok büyük bir tepki olan bir ülkede gidiyorsunuz. İki aday da birbirleriyle İsrail'e nasıl daha fazla yağ çekeriz? İsrail'in bu zulmüne, bu katliamına nasıl daha fazla benzin dökeriz? Bunun peşindeler. Bu şimdi normal bir şey değil. Bu bir gün duracak. Çünkü İsrail'e karşı yani yıllardır var ama özellikle 7 Ekim'den beri İsrail'in yaptıkları üzerinden tepki gitgide büyüyor. Bu bir yerde patlak verecektir. Benim oradaki esas düşüncem öyle bir nokta patlak verir ki bu. Şimdi bizler daha makul insanlar olarak her türlü problemin mümkün olan azami sulh içinde bitmesini isteriz. Korkarım ki bu öyle bir noktaya gelecek ki Üçüncü Dünya Savaşı. İsrail çok o konuda ütopik şey değilim. Ya hiçbir şey ütopik değil ama bence en uzak ihtimal o. Fakat korkuyorum öyle bir noktaya gelecek ki bu Netanyahu ve avanesinin bu gözü dönmüş canilerin sadece Netanyahu yok orada. Hatta Netanyahu orada iten belirli bir güç de var. Siyasi güç de var. Sadece Netanyahu oradaki bir figür, öndeki aslında figür. Aslında sonunu mu yazıyor? O kesin. Nasıl olacağı ve ne zaman olacağını bilmekler o kesin de. Beni korkutan şu. Bu öyle bir noktada biter ki bunun sonucunda aslında Netanyahu ve bu rejimi desteklemeyen İsrailli vatandaşlar, masum vatandaşlar bile ciddi zarar görecek. Bu da yıllardan beri öyle veya böyle devam eden karşılıklı tabiri caizse kan davasının daha da ileriki yıllara tahvil olmasına sebep olacak. Şimdi ben bir iki yıl evvel de ya bir konferanstaydım Avrupa'da da
bir böyle bir azılı bir Ziyonistle tartışıyorduk mecburen panelde. Dedim ki yani şunu görmüyorsunuz herhalde. Ailesinin tamamını ailesi tamamı katledilmiş bir Filistinli çocuk büyüyünce sizin soyunuzdan, sopunuzdan öldürene kadar hepinizi intikam almama gibi bir duygusu olabilir mi? Bunun aksini düşünmek imkan bu. İnsani olmasın zaten bunu düşünmüyor. Dolayısıyla ben dediğim gibi ne zaman bitecek bilmiyorum. Onu öngöremiyorum. Bu konuda birazcık batılı lidercikler, Ziyonist medyayı karşısına almaya cesaret edebilecek, Ziyonist bir sermayeyi karşısına almaya cesaret edebilecek, 3 gram şerefi olan bir tane batılı siyasetçi çıksa bu iş çok daha kısa sürer. Yani bu iş Batı'nın İsrail'e bir dakika kardeşim demesine bağlı. Halkta var bu. Özellikle ben yani Amerikan seçimlerini takip ettiğim için hani çok da bir çok eski ilgi alanım olduğu için Amerikan halkında çok ciddi bir patlama var. Yani şunu söyle şimdi bu hafta dün biliyorsunuz çok büyük gene bir kasırga koptu Florida eyaletinde. Yani millet kafayı yiyor. 2 hafta evvel de bir kasırga olmuştu. Oraya gönderilen aile başı para $750 tuttular. Bu hafta gene 8.7 milyar dolar yolladılar İsrail'e. Amerikalılar diyor ki ya kardeşim bana ne İsrail'den diyor. Bir de Kamala Harris çıktı. Dalga geçer gibi $750 yolluyorum dedi. Amerika'da büyük bir infial var. Fakat bu Amerika başta dünyadaki bu Ziyonist sapık ruhlu şeyin medyanın finans dünyasının karşısına geçebilecek yani 50 gram cesareti olan 10 gram şeref olan bir siyasetçi bile olmadığı için ama bu değişecek. Çünkü her şey bir şekilde bertaraf edilir. Halkın sesini hiçbir zaman bertaraf edemezsiniz. Bastırabilirsiniz, sindirebilirsiniz ama bir yere kadar ve bir zamana kadar. Umarım baştaki farklı konuda dediğim gibi umarım bu çok daha yakındır. Bu olacak. Zaman. Bakın benim burada tek korkutan bu öyle bir noktaya kadar gidecek ki masum İsrailler de çok ciddi zarar görecek. Ve sadece İsrail'de değil. Dünyadaki masum Yahudiler de bundan zarar görecek. Ve ciddi zarar görecek. Yani şimdi teşbihte hata olmasa da çok eskiden bir örnek vermek istemiyorum. Bunun sonu onlar için iyi değil. Umarım tabii biter çünkü her ne tarafta olursa olsun hiçbirimizin masum sivillerin, çocukların özellikle kadınların yani yaralanmasına dahi kimse bunu tasvip edemez. Ama maalesef bu oluyor zaten ve bunun tersi de olacak. Bunu göreceğiz hepimiz. İsraillerin, belde yaşayanların, dünyada yaşayan Yahudilerin yine tekrarlıyorum vermek istemediğim örnek gibi ciddi zarar gördüğünü göreceğiz. Ve bu kan davası tabiri caizse maalesef devam edecek. Ama ben buradan böyle bir hani korkulduğu gibi bir üçüncü dünya savaşı çıkma durumunun bakın ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Uzak bir ihtimal yok. Ama şimdi ben birazcık tabii savunma sanayi konularını çok hani ilgi anlamını takip ettiğim için oradan size küçük bir örnek de vereyim. Onu da kapatayım. Tabii. Savunma sanayinde bu işin ticaretini yapanlar, üretimini yapanlar savaş çıktığı zaman sevinmez. Ticaret açısından. Çünkü savaş çıktığı zaman satışlar o kadar yüksek olmaz. Satışlar savaş ihtimali olduğu zaman olur. Buradan şuraya bağlayayım konuyu. Yani Allah korusun bu bölgede 3. Dünya Savaşı çıksa evet herkes çok ciddi zarar görür. Fakat devamlı savaş çıkma ihtimali üzerine konuşmak aslında bölgeye daha da uzun vadeli daha da büyük zarar veriyor. Zarar veriyor diyorsun. Yani peki. Bu da şimdi buranın bir türlü kalkınamaması, bir türlü ayağa kalkınmaması, bir türlü bir yere gidememesine sebep veriyor. Tabii. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hacı Salihoğlu. Siz katılır mısınız? Bir üçüncü dünya savaşı dünyayı bekliyor mu? Ne dersiniz?
Birinci Dünya Savaşı'nı nasıl tarif ettiğinize bağlı. Hadi ikinciyi de nasıl tarif ettiğinize bağlı. Üç dediğinize göre bir ve ikinin bir anlamda devamı sayıyorsunuz ya da benzeri ya da aynı şekilde tarif etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ya da iki bitti mi aslında? Evet. Bence bir bitmedi. Bir yıllardır ben öyle gördüm hep. Öyle yazdım, çizdim. Kurgumu, analizimi ona dayandı. Birinci Dünya Savaşı bitmeyen bir savaştır. Çünkü nedir o? Paylaşım mücadelesi. Kimin kimle paylaşım mücadelesi? Kendi ayaklarına basma savaşıdır. Dünyayı etkilediği için Dünya Savaşı diyoruz. Aslında Avrupa Savaşları. İkinciyi de üretmiştir. Çünkü hesabı bir türlü kapanmadı. Bir ara dönem girmiştir araya o parantezin içine. 50 dönem, Soğuk Savaş dönemi. 50 yıllık bir dönem. Soğuk Savaş dönemi. Bir bloklu dünya vesaire. Tekrar zembereğinden boşalmışçasın. Aslında o çözülünce o tarifi kolay bir sistemdi o. Statikti aslında, dinamik de değildi. Taşlar yerinden oynamıyordu. Bloklu bir dünya şeklindeydi. Sınırları belliydi. Duvarları vardı falan filan. Ya o ya o ondansın gibi koşullandırmalarla işleyen bir mekanizmaydı. Şimdi o parantez kapanmadığı için aslında yani birincinin bıraktığı yani kendisi dışındaki coğrafyalara yıktığı şey sahte sınırlar. O sınırların oluşumunda her zaman kullanabileceği bir meşruiyet zemini ki bunu daha çok etnik ve mezhepsel farklılıkları kalıcı çelişkilere ve yeri geldiğinde boğazlaşmaya yol açacak kıvamda, kompozisyonda bırakma çabası. Yani Ürdün kim, İsrail'e kim, Suriye'ye kim karar verdi, Irak'ı kim kurdu, Lübnan diye bir ülkenin olmasına kim istedi? Hepsi belli değil mi bunların? Dolayısıyla şimdi 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Yani yine birbirleriyle hayır böyle bir şey olmayacak. Başka bir şey var aslında geldiğimiz noktada. Bu saldırganlık bir şeyi açığa çıkardı. Neyi? Ulusal sistem diye bir şey yoktur. Evet. Aram veriyoruz. Evet. Bir ara verelim sonra tamam. Devam ederiz. İlk tahliye gemisi Türkiye'de Mersin Limanı'nda. Sayın Duran açıklama yapıyor. Burhanettin Duran açıklama yapıyor. Bir dönelim ekranlara gelsin sonra tekrar devam edelim. Yeni bir tarih yazımı gibi bir şey. Tam o eşikteyiz. O fazlayız. Bu da yine bize tarih gösteriyor. Hep onu örnek veririm. Paul Kennedy'nin böyle tuğla kalınlığında bir kitabı vardır. Büyük güçlerin yükselişi ve düşüşü kitabı. Evet. Yani sür git devamlı. Sistemi domine eden güçler varlıklarını ilahi nihayet sürdürememişlerdir. Mutlak surette bir meydan okuma karşısına çıkmıştır ve yıkılmıştır ve değişmiştir. Şimdi bu meydan okuma insanlık adına bir tarih yazımı. Bazen bir önderlik, bazen bir milletin uyanışı, bazen bir ülkenin, bazen ülkeler topluluğunun bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Ben bu konuda böyle bir eşiğin içindeyiz, bu nasıl başarılabilir? Alan daraltılarak olabilir. İşte Türk Devletleri Teşkilatı diye bir yapımız var. Giderek derinleşiyor. Ortak alfabeye geçiş sürecindeyiz. Şimdi Orta Asya'ya artık Türkistan diyoruz. Dolayısıyla bu bir damar. Peki bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın mayasında, hedefinde şu var mı? Ya biraz da biz sömürelim. Biraz da biz birilerinin sırtından geçinelim. Biraz da biz işgal politikaları ve projeleri geliştirelim. Biraz da biz saldırganlığı devralalım burada. Böyle bir şey olmayacağı çok açık. Bu bir alan daraltmasına yol açacak işte. Daha etkin olabilirse. Öte tarafta BRICS diye bir yapı oluşuyor. Çünkü bu dayatılanın bir başka çok güçlü bir, kendince güçlü gördüğü bir yan var. Ne o? Para düzeni. Para düzeni dedi ya bir Trump, ekonomimizi mahvederim. Evet. O cümleyi ona kurdurtamamamız gerekiyor. O dolara güvendiği için yapıyor onu. O BRICS yapısı alan daraltmaya ortaya koyabilecek bir yapılanma. Bir yeni bir para birimi, ülkelerin birbirleriyle ulusal paralarla alışveriş yapabilmesi ve doların etkinliğinin azalması. Alanlar daraldıkça aslında o hani üçüncü denilen savaş yerine düzen kurucu, mazlumların, hakkın, hukukun, adaletin yerleşik kılacağı bir düzenin kurulacağı bir büyük savaş alanı. Bir büyük mücadele alanı diyelim ona. Yani savaş deyince mutlaka kan akıtmak anlamına gelmiyor. Bunları yaptığınız sürece
o savaşta mağlup oldukları andan itibaren galip olan hak, hukuk ve adalet olur. Ve mazlumların hakları olur. Böyle bir noktaya doğru gidebilme, daha doğrusu buna yol açabilme durumunu bir umut olarak görüyorum. Aslında sevgili Onur o ara dedi ya, giderek bütün dünyadaki işte Yahudiler vesaireler bu konudan müzdarip olacaklar vesaire. Bu aslında, bunu daha genişletin, bütün insanlık adına bu. Ben böyle bir hani her şerden bir hayır doğar, insanlığın çıkış noktasının böyle bir yerde olacağını, başka bir yolu yok çünkü. Çünkü bu termodinamiğin düzensizlik yasası gibi, enerjisini kaybettikçe evren düzensizliğe dolu dizgin gider. Bunu uluslararası sisteme alın. Nedir uluslararası ortamın enerjisi? Adalettir. Kaybettikçe düzensizliği artar. Düzensizliği arttıkça da yıkım kaçınılmaz hale gelir. Yıkılır, yenisi kurulur. Biz de işte yeni bir dünyanın kurulmasının mutlak surette hem umuduyuz, hem öncüsüyüz, olmak da zorundayız. Bu çok açık bir durumdur, bunu ifade edeyim. Evet. İran'ın tutumundan da biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz? Çok söylendi ve konuşuldu. İran hala neyi bekliyor kendini savunmak noktasında, ama en nihayetinde geldi savunma İran tarafından. Evet. Bir stratejik suskunluk olarak değerlendirilebilir mi İran'ın geç gelen bu savunması diyelim? Ya yani işi şu noktaya getirdiğimiz kanaatindeyim. Yani ortada bir işte İsrail var. Onun bir karşıtlık zemininde gördüğü İran var. İran var. Onun da işte vekil güçleri, Hizbullah var, o falan. Mesele bu değil ki. Yani İran yapabileceği şeyler de sınırlı. Ne bekliyoruz? Bütün bu söylediğimiz, yani ya da benim söylemeye çalıştığım bu yeni düzen kurma çabası, insanlığın kurtuluşu, bunu İran mı başaracak? İran eliyle mi olacak? İran 4 tane daha füze atar. O da ona karşılık vereceğim diye yine böbürlenir falan. Hadi yağmasa da gürler İran. Peki, İsrail'de misilleme yapacağını söyledi yani, zaten. Bu bir anlamda da İsrail'i, yani şeyi, bunu konuştuğumuz zaman en çok neyi az konuşur hale geliyoruz yine? Bu konuştuğumuz, yani İran misilleme yapacak, onu atacak. Gazze'yi az konuşmaya başlıyor. Sanki Gazze'de her şey durmuş gibi bir refleks devreye giriyor. Bunların konuşulduğu andan da yine çocuklar katlediliyor orada. Yine Gazze'ye ilişkin istedikleri o şer planı yürümeye devam ediyor. Orayı tamamen insansızlaştıralım. Ben Gurion diye adını verdikleri bir kanalı açalım Akabe Körfezi'ne. Adım adım oraya doğru ilerlemiş oluyorlar. O yüzden yani ben İran tartışmasını biraz gereksiz ve fazla buluyorum. Biraz da fazla yükleniliyor bütün bu süreçte. Yani İran'ın gücü belli, yapabileceği belli. Yani yağ masanda gürle diye bir laf vardır. Tamam, çok yağmıyor falan ama gürlüyor. Peki ya hiç gürleyemeyenler? O masanın altına saklananlar, 57 tane İslam ülkesi var. Adına İslam ülkesi denilen. Nerede onlar? Suudi Arabistan'ın başındaki zat demedi mi Gazze diye benim bir meselem yok. Asıl sen değil misin bu işlerin müsebbibi, o zaman demez miyim? Ha, bir başka şey var. İran'ın da başka zeminde davranması gereken. Hani dediniz ya, ne dediniz? Suskun strateji mi dedi? Evet. Ha, yani bence geçmesi gereken faz şudur. Artık bu İslam coğrafyasında bizim böyle birbirimizi yememizin kazancı İsrail'e yazılıyor. Kazancı Haçlı Emperyalizme yazılıyor. Kazancı sömürgeci ve bizi hedef alan ortak düşmana yazıyor. Niye biz Müslüman Müslümanın kanını akıtıyor ya? Irak'ta yapmadınız mı birbirlerinin camileri bombalandı? Suriye'de ne yapıyorsun? Ne işin var orada? Niye oradasın? Neye karşı? O mücadeleden kim zaferle çıkıyor siz birbirinizi yedikçe? İsrail'in bu yaptığı şeyin cesaret bulduğu zemin bu değil mi? Ona yapılabilecek en büyük misilleme ne? Ya bundan sonra Şii Hilali'ymiş. İşte Sünnilik, Şiilik zıtlaşmasıymış. Kenara attık. Tek dinimiz var, İslam demektir. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir cümlesi var. Bizim dinimiz Sünnilik, Şialık değildir. Bizim dinimiz İslam'dır anlayış. Bunu başarabilirseler o zaman gerçek anlamda bu cephenin, bu zeminin oluşması mümkün olur. Evet. Vallahi yani bir hafta sürer mi? Bence sürmez. Bu birlik oluşsa. İsrail'i gerçek anlamda ambargoya boğsanız.
Türkiye bir çırpındı. İslam İşbirliği Örgütü'ne bir şey çıkartalım diye, yani bir ambargo, bir baskı, bir yaptırımlar silsilesi. Böyle homurdananlar oldu ama Netanyahu hemen oradan sesini yükseltti. İsterseniz yapın bunu dedi. Koltuklarınızda oturamazsınız. Dedim ya, Birinci Dünya Savaşı denilen şey bitmeyen savaştır. Bir de bu bölgeye bıraktığı kötü mirastır. O ne? Sahte sınırlar anladık da başlarına diktiği kukla rejimler. Kendilerinin topları, tüfekleri, üniformaları gitse de o kukla rejimler eliyle burayı sür git yönetelim anlayışıdır. Onun verdiği cesaretle, onun verdiği bir anlamda imkanla da yol aldığını görüyoruz. Yani ama yani sonuçta biz gece gündüz İran'ın ne zaman nasıl vurulacağını, ona onun nasıl karşılık vereceğini tartışıyoruz. Yapar bunu İsrail. Yani zaten kaç tane suikastin arkasındaydı. Geldi İran'ı yani dışarıda vurduğu çok etkili isimler bir yana, gelip kendi toprağında da yapılmış olan Kasım Süleymani'yi anma programında 2000'e yakın insan havaya uçtu. Bunu yapabildi o operasyonu. Hala Haniye'nin şehit edilmesinin nasıl başarabildiğinin, nasıl bu içeriden bir destek olmadan olabildiğinin tartışması sürüyor. Bunun üzerinde yıkılmış bir durum var. İran'ın üzerine yıkılmış bir durum var. Dolayısıyla kendi Şam Büyükelçiliği ya da konsolosluk binasında kaybettikleri var. Bütün bunlar sonuç itibariyle İsrail açısından cesaretlendiren, imkan veren, daha fazla saldırganlığını besleyen unsurlardan öteye gitmiyor maalesef. Bayağı ben konuştum her şeyi. Evet. Neredesiniz şimdi, arkadaşlar? Sayın Başbuğ Skype'ta mı arkadaşlar? Sayın Başbuğ, artık sözü size verelim. Ben dinliyorum. Şimdi. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? İran'ın bugüne kadar bir karşılık vermemesi stratejik suskunluk muydu? Devlet aklıyla mı hareket etti? Bir de Hameney'in yaptığı açıklamalar da önemli. İzniniz olursa onu da aktarmak istiyorum. Cuma namazında bir konuşma gerçekleştirdi. Ve ulusa sesleniş konuşması olarak değerlendirildi. Yanıtımız hukuka uygun. ABD İsrail'i kullanıyor. Ne acele edeceğiz ne de tereddüt ifadesi önemli aslında burada. Neler söylersiniz İran'ın tutumuna ilişkin? Şimdi Emre abi şöyle, Yaşar hocam az önce ifade etti. Evet. İran konusu çok tartışılıyor İsrail meselesinde. Hani çok akademisyenimiz Yaşar hocam gibi zaman zaman işte dozun kaçtığını, yani İran'ın yerine İsrail'in konuşulması gerektiğini dillendiriyor. Kısmen katılırım. Ama şu gerçeği atlamamamızda fayda var. Değerli hocam da hak verecektir. Bugün İran normal, gücü yetmeyen ve yani durumdan çıkış yolları, yani yüzde olsa tutalım elinden. Çıkması için her türlü gayreti sarf edelim. Samimi bir ülke olarak. Ama İran arka planında başka işler dönüyorsa ve İran bölgede bir takım kirli iş ve işler içindeyse o zaman yani İsrail'i anlama adına İran'ın da konuşulmasında fayda var. Çünkü İran bugüne kadar maalesef şu bölgede yaşananların birçok alanda sebebi. Yani biz bugüne kadar İran'ı ben bu kadar çok tarttığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü hep kamuoyunda kanaat şuydu. Yani İran işte İsrail'le gücü oranında savaş yürürken her ne kadar mezhepsel bir bölünmeye sebep verse de neticede İslam için hareket eden bir yapı algısı oluştu. Ve o oldu bana göre İsrail'i bugünlere getirdi, bugünlere taşıdı. Şimdi İsrail'e destek veren kim varsa, eleştiriyorsak, desteği açıktan veren Amerika'yı nasıl konuşuyorsak, eleştiriyorsak haklı olarak, bana göre İran'ın da bu konuda biraz konuşulmakta faydası var. Ben daha bunu yazdım. İran'ın 15 Temmuz diye bir yazı kalem almıştım ki aslında yazı sözü de şuydu. İran'ın daha doğrusu bizdeki Fethullahçılar denilen vatan haini yetiştirildi Amerika'da, Pensilvanya'da beslendi, desteklendi. Türkiye'ye servis edilmek üzere de bir ortam alıştırılmaya, ortam hazırlanmaya çalışıldı. Allah aşkına ters etti. Biz bu tezgaha düşmedik. Bu oyuna gelmedik. Şimdi aynı aslında süreç İran için de yazılı çizildi. Aynı
Fransa'da kaldı. Orada Fransa tarafından korundu, kollandı. İşte bazı kasetleri Fransız istihbarat tarafından kendine mülk olacak tabana geziden dağıtıldı. Venedik'te de İran 13 Temmuz'u başarıya uğradı. Yani Hümeyni bir darbeyle ülkenin başına geldi. Ve biz o gün bulunduruz. İslam dünyası olarak bir araya gelemiyoruz. Konuşamıyoruz. Ortak noktada bir türlü buluşamıyoruz. Ve bu da İran'ın bu tavrı, tutumu İsrail'in, Amerikan değirmenine taşıyor. Şimdi bu gerçeği bütün artık dünya devletleri görüyor ve kabul ediyor. Özellikle ülkedeki ve bölgedeki ülkeler. Tabii aklı olarak şunu soracaksınız. Bir tek İran mı? Suudi Arabistan Yaşar Hocam'ın ifade ettiği husus. Elbette Suudi Arabistan İran'dan beter eleştirilmeli. Ben Gazze'de katliam sürerken Suudi Arabistan'da batılaşıyoruz, modernleşiyoruz ayağı altında. Argo tabir. Rap konserleri verildiğini çok iyi hatırlıyorum. Yine Suudi Arabistan tarafından Filistin konusu gündeme geldi. Bunu kırıldığını çok iyi hatırlıyorum. Yetmedi. İşte geçtiğimiz günlerde söylemiş olduğu cümle. Filistin benim meselem değil. Dolayısıyla kendi halinde ne haliniz varsa onu görün. Kendi içinize bakın. Şimdi Ürdün başka bir coğrafya mı? Yani minik Amerika dediğimiz coğrafya. Elbette Ürdün hemen sınırı olan, hem de en uzun sınırı olan bir yapı. Ve Gazze'ye doğrudan istese var ya, o kadar çok müdahale olur ki, o kadar iyi şeyler yapar ki yapmadım. Niye? Çünkü İngiliz bir anneden olma Kral Abdullah Batı'yı tercih etti. Şimdi döndük geldik diğer coğrafyalara. Oralarda durum farklı mı? Yani Mısır tamam ilişkileri düzeltmeye çalışıyoruz da ortada bir sinsi gerçeği var. Bütün bunları üstte koyduğunda İslam dünyasının neden bir araya gelemediğini, niye o birlikteliğin kağıtta kaldığını çok net anlayabiliyorsun. Yani bugün bana sorsan 69'da Mescid-i Aksa'nın yakılmasıyla başlayan süreçte İran'da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel kurulma maksadı Kudüs'e olan saldırılar. Bunları engellemek. Ya bırak engellemeyi, tam tersi dolaylı olarak destek verdik. Nereye? Saldırılara. Ürdün'ün verdiği destek. İran'ın yaptığı o füzelere bile kalkan o İsrail'e yığıt germesi. Neyle izah edilir? Suudi Arabistan'ın açıklamasını neyle izah edeceksiniz? Dolayısıyla İran ve diğer devletler bana göre artık konuşulmalı. Yani biz bugün hala Suudi Arabistan rejimini İslam adına çalışan, bizden olan yol olarak görüyorsak bana göre yanılıyor. Halk nezdinde zaten bunun karşılığı konu söyleyeyim. Belki kendi halkında da aynı bu kanaat vardır. Ürdün keza aynı şekilde. İran keza aynı şekilde. Yani İran'ın şu son günlerde yaptıklarını şöyle bir sıralayalım. Reisi, üst bir kaçta götürüldü. Reisi, İran'ın politikasını eleştiren, yüzünü Türkiye'ye, yüzünü bölgeye, yüzünü Kafkasya'ya, Azerbaycan'a dönmesi gerektiğini söyleyen bir liderdi. Beraberindeki katledilenler de aynı fikirle niyeti taşıyorlardı. Ve iktidara gelselerdi, en az 30 yıl, 40 yıl İran'ın siyasetine yön vereceklerdi. İran'da yok edildiler. Haniye, İran'ın göbeğinde ve İran gibi kapalı rejim, yani istihbaratın en güçlü olduğu ülkede göz göre göre katledildi. Katleden kim? Mossad'a ediliyor ama bana göre Mossad, CIA ve İran istihbaratının ortaklaşa düzenlediği bir harekat, bir operasyonla katledildi. Peki kim bu İran içindekiler? O zaman onu sorgulamak lazım. FETÖ benzeri bir yapı. Hani o Hümeyni ile taşınan ve bugünlerde artık İran'ın iyice nüfuzana inmiş o bahsettiğimiz hücre yapı. Ve bu yapı maalesef yani FETÖ'nün yaptıklarıyla eş tutarsak aynı aklı aynı taktiği giden oraya hizmet eden bir akıl ve mantık içerisinde. Türkiye yırtınıyor, terörle mücadele diyor ya gel tut şu işin ucundan bak sende de diyor bu şeyin var. Kajak diye bir bela var. Ondan sonra sen de bundan zarar göreceksin. Hayır. Israrla Haçlı Şabi üzerinden Amerika'yı el ele vermenin yollarına diyor İran. İran Kudüs Tugayları diye bir şey kurdu. O Kudüs Tugayları'nın Haçlı Şabi'nin kurduğu örgütün sürede Irak'ta döktüğü kanın sayısını bilen yok. Hem de işkencelerle gözleri oyularak onlarca o bölgede katledilen Müslüman lider var. Yine aynı şekilde Haçlı Şabi'ni düzeltiyorum. Hizbullah'ın yaşadığı olay. Ben aynı yapıyı orada da yapıyor. Aylardır dillendiriyorum. FETÖ'vari bir yapı var. Hizbullah'ın içerisinde bir kripto yapı var. Hep dillendirdik bunları. Hatta Nasrallah Amerika'ya, CIA'ya çalışıyor, Mossad'a çalışıyor diye de kendi tezlerim vardı. Yaşanan hadise, Hizbullah'ın komuta katı yok ya. Ha diyeceksin ki Nasrallah da işte öldürüldü. Buna ne diyeceksiniz? Öyle kullanılıp atılan o kadar çok kişi var ki.
Şimdi bu gelinen noktada, gelinen noktada biz bu gerçekleri göremezsek İsrail gerçeğinin altını çizmeden meselenin doğrusunu anlayamayız. Şimdi burada İsrail denilen katil devlet, terör devlet, yani devlet de demeyelim, sözümü geri alıyorum. Terör örgütü duracak mı? Durmayacak. Peki bunu kim durduracak? İlk bana göre durdurulması gereken bölge ülkeleriydi ve çok da etkili olurlardı. Türkiye bunu hedefleyerek Mısır'da bir toplantı düzenledi. Daha soykırım başladığı an bütün İslam İşbirliği Teşkilatı haydi masa başına dedik. Hadi buradan bir şey çıkaralım, şu işi durduralım dedik. Sadece biz söylediklerimizde kaldık. Maalesef büyük bir üzüntüyle de ülkeye geri dönmek durumunda kaldık. O günden sonra hiç Türkiye'den duydunuz mu İslam İşbirliği Teşkilatı diye? Duymadık. Niye? Yani boşa kürek sallama olduğunu zaten biliyorduk da acaba dedik hani o bu kadar kan dökülürken ola ki bir vicdani, bir insani, bir İslami hareket başlar. Buradan yol alırız. Olmadı, alamadık. Niye? Çünkü buradaki bahsettiğim rejimlerin hepsi az önce değerli hocam Yaşar Ali'nin söylediği gibi tahtlarını, saltanatlarını, yaşamlarını o bahsettiğim mecraya borçlular. O mecrada diyor ki hani argo tabir kafanızı koparırım, sesiniz çıkmayacak, oturun yerinize diyor. Ve hepsi de oturuyor. Şimdi batıya dönüyorsun, hadi siz bir şeyler yapın. BM zaten varlığı, yokluğu yani belli olmayan bir yapı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, ya başsavcı geldi bize ağlıyor, beni tehdit ediyorlar diye. Neyle iş yapacaksınız? Kim dur diyecek? Ha işte bu durumda şu gerçek ortaya çıkıyor. İsrail'i güçten başka durduracak bir hadise yok. Peki gücü kim kuracak? Kim nasıl olacak? Sevgili Emre, ben yaklaşık 2019, 5 yıl oldu dönem başkanıydı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Sayın Erdoğan öyle bir dayak attı ki o liderlere, İzmir, İstanbul'daki o konferans salonunda acil topladık. Gene Filistin'di mesele. Ve dedi ki artık silkelenin, kendinize gelin. Bu gidiş gidiş değil. Böyle giderse bütün Filistin'i kaybedeceğiz. Kudüs diye bir şey kalmayacak dedi. Ayakta alkışlandı. Uçağa binen ne dedi ki diye birbirine sormaya başladı. Şimdi o dönem sormuşlardı sizin bir değerli basın mensubu arkadaşlar işte mitingde, liste destek mitinginde yayın yapıyoruz kanallarda. Çıkış yolu nedir diye bir tek yolu önermiştim. Böyle cekle, cakla, işte meniyle, malıyla bu kurumlarla bu iş olmaz. Acil İslam İşbirliği Teşkilatı NATO benzeri bir yapı kurmalı. Silahlı güç. Ve bunun da merkezi NATO'nun nasıl Brüksel'se bunun da merkezi Kudüs olmalı demiştim. Eğer o güç kurulaydı ve o devletler bir araya gelseydi, herkes gücü oranında bir katkıda bulunsaydı NATO benzeri, bugün tablo bambaşkaydı. O dönemlerde yani bizim iş basında bu ses getirdi ama dışarıda esamesi okunmadı bu söylemlerin. Ve şimdi o söylemlerin esamesi okunmadığı için bugün başta Gazze, diğer devletler de bedel ödüyor. Ve daha da ödeyecekler, onu söyleyeyim. Lübnan düne kadar zannederim sınırın hemen yanı başındaki meydana gelen bu olaylara, ya bize ne işte, biz burada yani günümüz gün olsun, yaşantımız bol olsun, işimize bakalım. Evet. Yapacak bir şey yok derdi. Toparlayalım Sayın Başbuğ. Zamanımız da daralıyor. Hemen toparlayayım. Lübnan'ın kapısı çalındı. Lütfen. Hemen toparlayayım. Lübnan'ın kapısı çalındı. Şimdi oradan Suriye, Irak kapısı çalınacak diye bir garanti var mı? Bak Suriye'nin de kapısı çalınıyor. Ve o kapının çalınacağını biz aylar öncesinden söyledik. Çünkü o kapının esas arka planda Türkiye vardı. Ama Allah aşkına Türkiye oyunu görüyor. Biz bunu bir şekilde engelleriz. Ama maalesef o karşı taraf bizim gördüğümüzü anlamıyor veya bilmiyor. Oyun oynamaya devam ediyor sevgili Emre Hanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erim. İran başlığına dair çok kısa bir yorum alayım. Sonra diğer başlığımıza geçelim, olur mu? Ya benim yani İran'la ilgili düşüncelerim çok da öyle değişmez. Az çok da bilinir. Biraz ağır olacak belki ama ben zaten İran'ın belki düşünce itibariyle değil ama yaptıklarının sonuçları itibariyle zaten İsrail'in bölgedeki en büyük destekçisi olduğuna inanan bir görüş açısına sahibim. Kötü bir analoji yapmak gerekiyorsa nasıl işte sözde İslami terör örgütü DAEŞ hiçbir gayrimüslime terörist hayatı boyunca saldırmadıysa İran'da
aslında İsrail'e gerçek anlamda olayları farklı yönde körüklemek ve birazcık da kışkırtmak dışında hiçbir kale değer bir saldırısı olmamıştır. Genellikle füze diye böyle çok ihtişamlı havai fişekler atıyorlar. O da onların şeyi, bilmiyorum. Belki yeni yani gerçek oradaki... bir savunma değil mi demek istiyorsunuz? Göstermelik mi? Kaç tane yani İsrail tarafında yıllar içerisinde İran saldırısından dolayı ölen ya da yaralanan hatırlıyorsunuz? Ben çok hatırlamıyorum, bilmiyorum. Belki ben yanlış hatırlıyorum. İki kişi, iki kişi, biri Filistinli, birisi de İsrailli Müslüman. Bu sonunu söylüyor. Ben yıllara da tarihi soruyorum. O zaten öncesi yok. Yani o. Peki. O zaman diğer yeni konu başlığımıza geçelim. Sizinle devam edelim. Edelim. Çünkü sözü yeni aldınız. Şimdi Narin, Sıla, en son iki genç güzel kızımız. Nasıl katledildiğini hepimiz biliyoruz. Benim yüreğim el vermiyor nasıl katledildiğini zikretmeyi ve söylemeyi. Korkunç çünkü gerçekten. Dolayısıyla bu giderek artan şiddet konusu ve olayları toplumunda, vicdanlarında kanayan yarası kuşkusuz. Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Ne dedi? Aktarayım, onun üzerinden ilerleyelim. Ceza infaz hükümlerinde değişikliğe gidileceğini söyledi. Aslında yayınımızda bir hukukçu olsaydı daha net anlaşılması bakımından sorardık ve daha net anlayabilirdik ama... Sizin de görüşleriniz kıymetli tabii. Onlarca suç kaydı olan şüphelilerin tutuklu yargılandığını duyurdu. Yargılanacağını duyurdu, affedersiniz. Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek ifadesi öne çıktı. Belirli suçlarda infaz hükümlerinin alınan cezanın %10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır dedi. Ve en önemlisi insanlarımızın hayatını güvende hissedebilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız ifadesini kullandı Sayın Erdoğan. Evet. Neler söylersiniz? Ne oluyor bize? Neden bu cinayetler artıyor? Ve ne yapılsın ki bunlar dursun? Yani nereden başlanmalı? Dediğiniz gibi tabii ben başta yani hukukçu değilim. Evet. Olayın tekniğini de bilmem. Yalnız yani bu arada... Özellikle son bir iki günde Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun zamandan beri benim takip ettiğim kadarıyla ilk defa bu kadar net söylediği iki konuya da çok memnun oldum. Çünkü ben birkaç haftadır bununla ilgili de çok net bir eleştirilerde bulunuyordum. Şimdi bu böyledir veya değildir. Bunun böyle olması doğrudur veya değildir. Dediğim gibi onu hukukçular, ceza hukukçuları ve sosyal yani toplum... sosyolojisi üzerine, ceza üzerine kavramları iyi bilen şeyler. Ama ben sade vatandaş olarak söylüyorum. Evet. Sade vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki, ya diyor, adamın biri diyor, müptezelin biri durup dururken, geçerken cebinden bıçağı çıkarıyor. Hiç tanımadığı birisine saplıyor. Korkunç. O adam hastaneye gidiyor. Pansumanı bitmeden bunu yapan adam anında yakalansa bile serbest kalıyor diyor. Buralar önemli. Şimdi bunlar kabul edilemez şeyler. Ve bu, bakın dediğim gibi keşke aramızda bu işin şeyini bilen birisi olsaydı da daha belki anlasaydı. Evet. Ama bu artık o kadar uzun süre devam ediyor ki işte bilmem kaç tane suç kaydı var dışarıda. Bilmem kaç tane bilmem nesi var serbest bırakıyor. Ya bakın şu anda şu net buradan çıkarken ben veya bir başkası sizi veya burada başka birini sopayla üç kişi döversek, evet. Ve bizi anında yakalasalar, siz daha pansuman yapıp eve gitmeden ben serbest kalıyorum. Maalesef. Bu kabul edilemez bir şey. Ya da iyi hal indirimleri. Bu kabul edilemez bir şey. Ve bu çoktandır devam ediyor. Ve ben bunu, yani tabii ki siz Narin ve Sıla üzerinden... Tabii bunlar en yakın, en taze, en güncel. Verdiğiniz örneği ama bakın tabii, ben... Çok korkunç. Tabii ki olayın... Kadın ve çocuk boyutu farklı bir yere taşıyor. Ama ben zaten yıllardır hep şunu söylüyorum. Türkiye'de ciddi, üzerine gidilmeyen bir şiddet sorunu var. Şiddet, ben bununla ilgili çok da örnek vermişimdir. Türkiye'de üzerine gidilmeyen bir şiddet sorunu var ve bunların hepsi başka suçlarda olabileceği gibi cezasız kalıyor. Ya da toplumun üzerinde çok ciddi bir cezasız kaldığına dair
ben de dahil algı var. Bu değişmeni, hatta bununla ilgili ben bir de örnek verdim, onu tesadüfen gördüm. Bir genç bir kızımız sosyal medyada bir şeyde bulunuyor. Ben bilmiyordum olayı, sonra öğrendim. Diyor ki işte şöyle bir serzenişte buluyor. Ya Türkiye'de kadın tacizcilerini de şey yapmak, üzerine gitmek kolay değil. Ben işte birisi beni taciz etse falan kolay kolay üzerine gidemem. Neden? Çünkü şikayeti ben bilmiyordum. Şikayeti bulunduğunuz anda sizin adresiniz karşı tarafa gidiyor. Ve ben orada Sayın Adalet Bakanı'na gerekli kurullara bir soruda bulundum, çağrıda bulundum. Ya bunu düzeltmek, çünkü mantığa aykırı bu da. Bunu düzeltmek kanun filan da bu yönetmeliğe bağlı. Dedim ki ya lütfen bu konulara el atın. Yani şu an iktidarda olduğu için özellikle söylüyorum. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı çok hassasiyetle üzerinde durur. Toplumsal konuları ciddi şekilde ele almayı. Hatta bunun için son zamanlarda sanıyorum milletvekillerine filan görevlendirdi. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, bazı konuları inanın, yani birini görevlendirmenize gerek yok. Yani şuradan gidelim, bir kahvehaneye oturalım, bir kafeye oturalım, bir restorana oturalım. Beş kişiyle konuşalım, zaten altıncıya gelmeden ciddi bazı problemler ortaya çıkıyor. Bakın bu hafta yayınlanan bir araştırmada halkın bir numaralı problem olarak gösterdiği güvenlik. Ekonominin önüne geçti uzun zamandan beri. Neden? Çünkü bizim üzerimizde, benim üzerimde vatandaş olarak suçlar cezasız kalıyor. İnsanlar bir şeyler yapıyor ve hiçbir şey olmuyor. Algısı yerleşmiş durumda. Ve bu hafta ben ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı uzun zamandan beri bu konunun altını net ve yani hani tabiri caizse Ahmet'e dalına mıhına dedi ki sıkıntı polisimizdeyse oraya neşteri, sıkıntı adliyedeyse oraya neşteri vurarak bunu çözeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz siyasi sözlerini zaten 22 yılda bu kadar başarısının en büyük sebebi halka ver sözü yerine getirmektir. Ben umut ediyorum çok kısa bir sürede buraya en azından ilk başta pragmatik ve hızlı olabilecek çözümlerin geleceğini düşünüyorum. Ve bu çok zor bir şey değil. Ben niye bu kadar uzadı? Buna niye bu kadar çok el atılmadı? Bilmiyorum. Dediğim gibi konunun eksperi değilim. Mutlaka bu konuda birden fazla şeyi vardır, katmanı vardır. Ama ben bir vatandaş olarak benim uzun süredir üzerimdeki algı bu konunun ciddi problem olduğuydu. Ve bu hafta veya bu ay yapılan araştırmada ilk defa uzun zamandan beri bir konu ekonominin üstüne çıktı. Evet. Yaşar Bey siz neler söylersiniz? Neden giderek artan şiddeti konuşuyoruz? Ne oluyor? Şimdi nerede özellikle narin meselesiyle... Sıla korkunç. Tabii. Yani... Gerçekten mevcut ceza Türk Ceza Kanunu'na göre verilebilecek en ağır ceza ne? Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Peki şöyle bir noktada değil mi bu? Yani halkın deyimiyle o suçu işleyen de onun hesabını hemen yapıyor. Bunun yatarı nedir kardeş? Ağır ceza ağırlaştırılmış var, müebbet hapsin o, evet. Maksimum 36 yıl. Ya niye adını ağırlaştırmış müebbet koydunuz ki o zaman? Bunun infazı gerçek anlamıyla olmayacaksa. Benim müebbet, ağırlaşmış müebbetten anladığım şey, değişimler olsa bile infaz sisteminde o ağırlaştırma o anlama geliyor ve yaşamı boyunca çıkamayacak dışarıya. Hani idam yok, onun yerine ağırlaştırmış müebbet. Bir anlamı ikame etmiş bir şey bu. Uygulandığını görüyor muyuz? Görmüyoruz. 36 ay. O açıdan bir de tabii oraya gelene kadar birçok suçta da kolay salıvermeler, şartlı tahliyeler, ondan sonra işte iyi hallerden yararlanmalar. Hükmün uygulanmasının geriye bırakılması. Başlı başına bir garabet. Yani dolayısıyla infaz sisteminin, rejiminin, uygulamasının, yasasının mutlak surette değişmesi gerektiğini hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı bunu el atmış durumdadır. Şimdi zannediyorum bu konuda önemli, etkili bir paket hazırlanacak. Etkili bir paket hazırlanacağı anlaşılıyor. Özellikle bu Sıla Bebek artık bunun nirvanası, tahammül edilemeyecek bir noktaya geldi. Yani gerçekten bir insan, bir çocuğa nasıl bu duyguları duyabiliyor, nasıl hissedebiliyor? Şimdi böyle birinin yaşama, inanılır gibi yaşamını sürdürmesi, onu konuşur hale geliyoruz artık. Yani idam. O açıdan
ben etkili bir paket bekliyorum ve özellikle yani hukuken bir şeyi meşru kılabilirsiniz ama yani bu infaz süreci ya da ceza ile orantılı, suçla orantılı cezalandırma şeyini ama asıl vicdandır hukuk. Hukukun asıl tecelli ettiği yer, vicdan, başarılı olduğu yer halkın vicdanındaki yeridir. O vicdanı kanatmaya devam ediyorsa ya da en azından açılmış yarayı bir parça küllendiremiyorsa o zaman orada hakikaten ciddi bir hukuken eksik var demektir. Buna el atıldığını görüyorum. Ciddi bir çalışma ve paketle bunun yol alacağı kanaatindeyim. Diyeyim ama az önceki konuya demin girmedim ama sevgili Coşkun Komutan bir şey dedi başlarken. Dedi ki Yaşar Hoca'ya bu İran konusunda kısmen katılıyorum. Ben de şimdi bir orada bir eşelemek istiyorum. O kısmen katılmadığın yer neresidir? Onu bir anlamak isterim. Şöyle değerli hocam, dediniz ya İran'ı boşa konuşuyoruz, ben bu kadar yüklenmemek lazım diye. Boşa konuşuyoruz değil mi? Veya işte bu kadar yüklenmek doğru değil diye. Ben de İran'ın gerçek yüzünün anlaşılması için yüklenmenin, konuşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. O çok bu son zamanlarda dinlendi. Yani İsrail'i konuşmak yerine İran'ı tartışıyoruz, İran'ı konuşuyoruz. İşte İsrail'e de odaklanmalıyız. Doğru, haklılar, siz de haklısınız ama İran'ı da bir kenarda konuşmakta fayda var. Çünkü İran bugüne kadar yaptıklarıyla bölgenin neredeyse 50 yıllık kaderini çizdi ve maalesef olumsuz anlamda çizdi. Ben orada onunla aynı fikirdeyim. Yani İran burada İsrail, Amerika ile gizli bir işbirliği içindedir ve halen de o işbirliği devam etmektedir. Benim bu konudaki fikrim net. Şimdi bunu konuşmamak, bunu görüşmemek, İsrail'i lokalleştirmek bana göre biraz eksik kalır diye sözüm lafım oydu. Yoksa dediğiniz doğru. Hani her şeyi unutup da direkt işte İran'a yüklenmek de bana göre doğru değil ama hiç konuşmamak da eksik kalır. Yok yok, ben şimdi ikisinin de birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hiç konuşmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki konuştum. Yani asıl mesele Müslüman, Müslümanın kanını akıtmasıdır. Bunda müsebbibin kim olduğu bellidir. Yani, işte yaşayın hocam. Yani o Irak'ta ve Suriye'de o kadar çok kan döktüler ki. Bir kere bu çok açık. Fakat başka bir şeye doğru gider bu. Yani burada bir tiyatro oynanıyor. İsrail, İran, o ona atıyormuş, öbürü başka bir şey yapıyormuş. Bu bizim ana gündemimiz olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Söylemeye çalıştım o. Yani doğru anlaşılmış. Ben çok iyi anlıyorum. Haklısınız da. Yani İran'ın öyle abartıldığı kadar yapabileceği bir şey olmadığını da konuşmak zorundayız. Onu demeye çalışıyorum. İsrail'in de çok işine geliyor bu. Yani sonuç itibariyle İran bizim aslında bizim varlığımızı da besleyen bir mekanizmadır vesaire dediğiniz zaman. Çünkü orada bir başka bir şey var. Hamas çare arıyor. Yani Filistin çare arıyor. Gürleyenden de arıyor. Gürlemeyenden de arıyor. İslam'dan arıyor. Mazlumlardan yana olandan arıyor. Herkesten arıyor. Filistin ya. İşgal edilmiş. Yaftanları ellerinden alınmış. Evet. O zemin önemli. Dolayısıyla son konuşalım. Dakikamız. Dolayısıyla bu sahteliktir. Siz asıl Suriye'de yaptıklarınızın hesabını verin. Çekilin artık kardeşim. Türkiye'nin yanında yer alın. PKK meselesinde bile Türkiye'nin yanında durmuyorsunuz. Bunları söyleyeceğiz. Ama aynı zamanda da diyeceğiz ki ey İslam dünyası. Dünyaysan bir ayağa kalk da görelim. Peki. Sayın Başbu, sizin de görüşlerinizi alalım. Son bir dakikamız çünkü kapatacağım programı. Bu arada Coşkun Bey, bir şey ekleyeyim. Yani kaldırıldığı günden beri problem değil. Kaldırıldığı günden beri ben bunu yani karşıyım. Bir daha da tekrarlayayım. Ben idamın geri getirilmesinin mutlaka Türkiye'nin âli menfaatlerine de uygun olduğunu düşünenlerdenim. Kaldırıldığı günden beri deyip Coşkun abi atayım. Buyurun Sayın Başbu. Bunun için ama çok iyi bir yargılama açtım. Mekanizmasını kurmak eyvallah, gerekiyor. Eyvallah, bir, eyvallah. Zamanımız var, süremiz var. Lütfen hızlı olalım, olur mu? Olur, yani sığdırmaya çalışayım da ben bu konuda şimdi çok yani başlı başına program konusu olduğu kanaatindeyim bu konunun. Ve sadece ceza, hukuk, idamla değil, eğitim sisteminden, sosyolojik altyapısından, gün yayınlarından, medyanın konudaki rolünden birçok konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Mesela ben şu an yetkim olsun, bu konuların bana göre altyapısında ciddi katkısı olduğunu düşündüğüm günlük şu andaki o bütün yayınları kaldırdım.
Bakın bunlar aile yapısına, toplumsal yapıya inanılmaz hasar veriyor. Ve çok da seyirci buluyor. Yani diyoruz ya önce vatan, hani bu siyaset üstü diye. Bu konular da öyle. Reyting üstü, para üstü konular. Ve hani siz oradan para gelirken vatanın altını oymakta farkında olmadığınız bir doğal katkınız olabilir. Bugünümüz kuşağındaki yayınların ben çok tahribat yaptığım ve bu konuda da maalesef katkısı olduğunu düşünenlerdenim. Eğitim konusuna gelince şimdi aile yapısı, ben hep söylerim, ilgili bakanlarımıza da zaman zaman bu sistemi dillendirmişimdir. Yerli ve milli aile ne zaman geleceğiz diye. Şimdi eğitimden tutun, yani sosyolojik yapı, işte dediğim gibi medya, hukuk, birçok faktör var aslında bizi bu noktaya getiren. Ve bu Narin ve diğerleri, işte Sıla ve bunlar sadece güncel gördüklerimiz. Bundan öncekiler yok muydu? Gümbür gümbür, bağıra bağıra geldi bu ortam ve önü alınmadığı takdirde daha da gelecek. Ve düşünün, yani 30 sene, 40 sene önceki Türkiye'nin toplum yapısı nasıldı? Şimdi ne durumdayız? Ve nasıl oldu da biz bu hale geldik? Evet, bitirmemiz gerekiyor. Toparlayalım makalede... çok hızlı. İçeriden uyarıyor arkadaşlarımız. Çok özür dileyerek, lütfen. Ben bu konuda bir makalede kaleme aldım. Orada evet. Bu yapılması gerekenleri yazdım deyip bitireyim sözü. Ne diyeyim? Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başbuğ, Sayın Yaşar Öztürk. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Sayın Erim, iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Tabii teşekkürün en büyüğü sevgili izleyicilerimiz için, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe görüşmek üzere, hoşça kalın.